İyi geceler sevgili seyirciler. Ötek gündemde birlikteyiz. Bir deli bir kuyuya taş atmış, 40 akıllı çıkaramamış derler. Ya bir dahi bir evrene taş atsa ve bu dahi Einstein olsa. Evet, genel görelilik kuramının 100. yıl dönümündeyiz ve bu gece aslında Einstein'ı ve Einstein'ın bilime kattıklarını konuşacağız. Tabiri caizse bulunduğumuz evren gizemli bir karanlıksa ve biz bu evrende elimizde bir fenerle dolaşabiliyorsak burada Einstein'ın katkıları asla yadsınamaz. Tabii ki diğer bilim adamlarının hakkını yemeyeceğiz. Sonuçta bilim bir bayrak yarışı. Ancak bu gece Einstein'ı ve Einstein'ın genel görelilik kuramını konuşacağız ve bilimde açtığı kapılara doğru yolculuk yapacağız. Sonrasında hangi sorular doğdu ve hangi teoremler gelişti? Zamanda yolculuk mümkün mü? Işınlanabilir miyiz? Solucan delikleri, kara delikler ve tabii ki daha merak ettiğiniz birçok şey. İşte bu gece öteki gündemde Einstein'ın gizemli evreninde güzel bir yolculuğa çıkacağız. Evet, çağlar öncesinden beri ilgimizi çeker gökyüzü, yıldızlar, güneş, gezegenler. Evren önce bu kadar sınırlı sanarken bir de gördük ki evren sonsuz bir bilinmeyenle çıkıyor karşımıza ve o şekilde duruyor. 100. yılında genel görelilik bizlere ne anlatıyor? Einstein, Newton'un fizik kanunlarını yıktı mı? Evrenin genişlemesi ne anlama geliyor? Zamanda yolculuk mümkün mü? Paralel evrenler arası seyahat edilebilir mi? Peki kara deliklerin sırrı çözüldü mü ve bu paralel evrenlere geçişte nasıl bir rol oynuyor? Bu gece kısacası çok fazla işimiz var. Bütün merak ettiklerimizi, çözümlenemeyen soruları konuşacağız. Ve tabii ki çok değerli 3 bilim insanıyla birlikte. Bu arada programın başında da belirtmiştim. Einstein'dan yola çıktık. Çünkü genel görelilik kuramının 100. yıl dönümündeyiz. Ama bu program bir seri olacak. Belki 5.sini, 6.sını, 10.sunu çekeceğiz. Ve diğer bilim adamlarını ve bilime kattıklarını bugün hayatımızda kullandığımızı ve geleceğe bakarken neler öngörebildiklerimizi nasıl oluşturdular bunları konuşacağız. Bu gece kimlerle birlikteyiz? Boğaziçi Üniversitesi'nden 3 değerli hoca bugün stüdyomuz. Doçent Doktor İbrahim Semiz Hoca, Profesör Doktor Metin Arık ve Profesör Doktor Ömür Akyüz Hoca bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Bu gece çok heyecanlıyım. Çünkü biraz bilgide boğuldum. Sizlerin karşısında nasıl davranacağımı da bilmiyorum açıkçası. Lütfen bana bu gece yardımcı olunuz. Siz değerli izleyicilerim, sizden de bu gece çok yardım bekliyoruz. Çok fazla merak ettiğimiz şey var ama şüphesiz sizin de çok fazla merak ettikleriniz var. Sizlerin de sorularını ve görüşlerini bekliyoruz. Nasıl? Tabii ki Twitter üzerinden ulaşacaksınız bizlere. Benim Twitter adresim Cansu Canan Ozgen. Ancak etiketimiz merak ediyorum. Hemen başlıyoruz ve tabii ki programa çıkış konusuyla birlikte. Buyurun hocam, bir şey mi düzelteceksiniz? Einstein Newton'un teorilerini yıktı mı dediniz, o konuda bir şeyler söylemek istedim. Tamam, işte onu Einstein konuşurken ne yaptı, neyi geliştirdi ya da neyi tersine çevirdi onu konuşacağız. Olur mu? Başlayalım ilk önce. Genel görelilik bize ne anlatıyor? Şimdi yok, biraz ama önce yani de... bilimde bir gelişme olduğu zaman eski teori yıkılır mı? Yani yıkılmaz. Onu konuşmamız lazım. Değil mi? Evrilerek yıkılmaz. Birbirlerinden. Başta da söyledik ya, bayrak yarışı aslında ama... Yıktı diye de böyle popüler bir tartışma var aslında. Değil mi? Onu da konuşabiliriz. Ben sorarım şimdi. Ben müsaade edersen ufak bir giriş yapacağım. Tamam. Bu arada eyvah eyvah. Ben söylemiştim bu gece işim çok zor diye ama gerçekten başladık düzeltmelerle. Ufak, buyurun hocam. Düzeltme değil. Ufak bir giriş. Yani tamamıyla
bugünün tarihine birazcık yakın bir şey söyleyeceğim. Şimdi Cumhuriyet Bayramı hala bitmedi diyelim. Şimdi size 1923 yılı Şubat'ında Akhisar'da Atatürk'ün uzunca bir konuşmasından halka istasyonda ufak bir paragraf okuyacağım. Biz onlara yetişmek için daha çok çalışmak zorundayız. Çalışmak, boşuna yorulmak, terlemek değildir. İlimden ve fenden, her türlü medeni icatlardan faydalanarak çalışmak demektir. Şimdi bunu iki amaçla okudum. Bir, Atatürk'ü anmak için konumuza yakın, hatta konumuzu içeren bir kelime sarf ediyor burada. Bakın, ilimden ve fenden diyor. Hı hı. Atatürk'ün bu konuda bir de sözü var, ünlü değil mi? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Hayır, ilimdir, fendir. Bakın, fen kelimesini birçok yerde kullanıyoruz da, Frank'lere özenip science'tan başka kelimeleri yok onların. Sadece bilim diyoruz. Bizim yaptığımız fen bilimi. Fen bilimi. Böyle anmak lazım. Pekala. Sosyal bilimciler buna çok alınıyorlar ve haklılar. Pekala, fen bilimi diyelim. Fen biliminde ne gibi gelişmeler oldu? Tamam. Bu gece onları konuşacağız. Şimdi şunu da göstermek istiyorum. Bilim ve Gelecek dergisi gerçekten harika bir kapak ve yazı dizisi hazırlamış. Einstein'ın genel görelilik kuramı ile ilgili ve çok güzel, muazzam bilgiler de var. Tabii programa başlarken hangi kaynaklardan yararlandığımdan da bahsediyorum. Özellikle İbrahim Semis hocamızın 50 soruda görelilik kuramları isimli kaynağı benim temel çalışma kitabım oldu. İçerisinde görelilik kitabıyla, görelilik kuramıyla ilgili merak ettiğiniz bütün sorulara cevap bulacağınıza inanıyorum. Gerçekten çok değerli bir kitap. Şimdi Einstein'ın ilk büyük başarısını biz 1905 yılında görüyoruz aslında, dört farklı makaleyle birlikte. Özel görelilik sonrasında 1915 yılında genel görelliliği oluşturuyor Einstein. Tabii ki hayatımızı etkiledi. Birçok ufkumuzu genişletti, hayal gücümüzü açtı, nerelere gidebiliriz, neler yapabiliriz, bunları da konuştuk. Ama genel görelilik kuramını diğerlerinden önemli kılan neydi? Genel görelilik kuramı bize ne anlatıyordu? Buradan başlayalım İbrahim Hocam, size pası atmış olayım. Genel görelilik uzay zamanın eğri olduğunu ve çekim, genel çekim dediğimiz, eskiden yer çekimi dediğimiz kuvvetin bir anlamda aslında bir kuvvet olmayıp bu uzay zaman eğriliğinin bir sonucu, eski dille bir tezahürü olduğunu söylüyor. Yani uzay ve zamanın birlikte olduğu zaten daha önce özel görelilikle ortaya konmuştu. Fakat genel görelilik bunun ötesine geçiyor. Yani hem uzay zamanın yalnızca birlikte olmayıp hem uzayın hem zamanın eğrilebileceğini söylüyor. Hem de bizim yani yer çekimi dediğimiz şey aslında bu eğriliğin bir sonucudur. Şimdi uzay zaman eğriliği olunca bu sefer işte evrenin kapalı olabilmesi, bir işte içinde bir delik olabilmesi türü şeyler mümkün hale geliyor. Yani önceden daha önceki kavramlarla bunlar mümkün değildi. Yani bu yüzden evren hakkındaki, evrenin geneli hakkındaki, yani evrendeki cisimlerin, maddelerin birbirleriyle etkileşimlerinden çok evrenin geneli hakkındaki fikirlerimizi çok değiştirdi. Yani işte kara deliği ve değişik kozmolojik modelleri mümkün hale getirdi. Pekala, Einstein bu kadar önemli yapan ne? Biraz önce siz katılmadınız ama Metin Hocam, sizinle devam edelim. Ömür Hocam'ı da biraz sonra sohbete dahil edeceğim. Şimdi kendi notlarıyla ilgileniyor. Einstein neden bu kadar önemli? Özel görelliğe neler ekledi? Genel görelilik nasıl çıktı? Ve tabii ki yine size döneceğim ama Newton'dan farklı olarak ne yaptı Einstein? Şimdi Einstein çok önemli bir bilim adamı. Bu işi iyi bilenler diyorlar ki Einstein bu genel görelilik teorisini aslında fizikte bulunması gereken zamandan 50 sene önce buldu. Çok akıllıca bir teori. Ve tabii fiziğe getirdiği bakış açısı müthiş. Mesela özel görelliğin getirdiği en önemli şey bence zaman mutlak değildir.
zaman mutlak değildir. Eğer uzay boşsa her gözlemcinin kendi bir zamanı vardır. Yani şey, Newton'a göre zaman zaten bir zamana ok gibiydi, sabitti. Evet, bu Newton'un tabii hiç aklına, hayaline gelmeyen bir şey. Fakat her bilim adamını bir bulunduğu zamana, bulunduğu yere, mekana göre değerlendirmek lazım. Çünkü Newton'da yani müthiş bir buluş yaptı, işte Kepler yasalarını Newton kanunlarıyla izah etti ve bunu izah ederken de yeteri kadar matematik bilinmediği zaman, o zaman bilim dünyasında kendi matematiğini kendi üretti. Ki Newton'un o gün kullandığı matematik dilini bugün ben bakınca anlamıyorum. Çünkü ben lisede öğrendiğimi biliyorum. Aldım kitabını, defalarca okumaya çalıştım ama birazcık zorlandım diyebilirim. Yani bir dolayısıyla profesör olarak bunu evet, söylüyorsun, yani ben hiç bakmıyorum. Sade vatandaşlar hiç bakmasın evet, o zaman. Evet. Şimdi Einstein'ın ilk getirdiği şey bu, işte zamanın mutlak olması ve mutlak olmaması ve göreceli olması. Fakat bu teorisine, bu teori aslında elektrodinamikten kaynaklanan bir teori. Dolayısıyla elektrodinamik yasaları keşfedildikten sonra Einstein ve Poincaré bunun özel görelilik altında değişmez olduğunu buldular ve buradan özel görelilik yasası çıktı. Zaten Einstein'ın ilk makalesi de giden cisimlerin elektrodinamiği hakkında diyedir. Buradan özel görelliği icat etti diyelim. Ve tabii bu sefer anlaşılmayan bir şeyi anlamış olduk. Ama bunun içine bunu Newton teorisiyle birleştirmekte zorlandı. İlk önce yama yaparak zorlandı. Sonra gördü ki eğer uzay zamanın eğri olduğunu kabul edersek o zaman bu yama olmuyor. Bu çok tabii bir teori övüyor. İşte o Einstein alan denklemi, genel görelliliğin keşfi vesaire bunlar. Ve ondan sonra da daha önce Einstein'ın yama yaparak bulduğu teoride söylediği sonucun arada işte savaş olduğundan ölçülememesi ve savaştan sonra Einstein genel göreliliği bulduktan sonra ölçülerek hakikaten genel görelilik teorisinin doğrulanması. Şimdi ben burada bir şey söylemek istiyorum. Evet. Bir kere bizim fizik teorilerimiz çok matematiksel olan bir teoriler. Dolayısıyla günlük anlamda işte uzay zaman eğri. Tamam, yani uzay zaman eğri, şimdi şu eğri de uzay eğri ne demek? Evet. O bile zor. Evet. Bir de üstelik zaman eğri. Yani zaman eğri. Bu tabii çok ilginç bir sonuç. Ve mesela Dünya Güneş etrafında dönerken aslında uzay zamanın jeodezi, yani uzay zamanın doğrusu üzerinde gidiyor. Fakat uzay zaman eğri olduğu için bu bir kapalı eğri oluyor sonunda. Yani böyle sonuçlar var. Dolayısıyla günlük laflarla değerlendirmememiz lazım. Bu şeylere ona dikkatli olmak lazım. Mesela bana arkadaşların sorduğu çok mantıklı bir soru var. Diyor ki uzay eğri ise peki bunun düzü ne? Neyle karşılaştırıp buluyorsunuz değil mi? Şimdi bakın şu düz, bu eğri. Karşılaştırınca onu buluyorum ama orada uzayın tüm uzay eğri olduğu için karşılaştıracağımız bir şey yok. Ama matematiksel olarak eğriliği çok dikkatli tanımlarsak hakikaten Einstein teorisi eğri uzay zamanda formüle edilmiş bir teoridir. Şimdi bir kullanıcı şunu yazmış. Merak ediyorum, etiketiyle birlikte sorularını paylaşıyorlar. Einstein'dan bize yansıyan nedir? Hayatımıza ne katmıştır? Demiş hocam. Biraz hani basite de indirebiliriz aslında mevzuyu. Ne dersiniz bu soruya? Şimdi bilimde direkt hayat. Şimdi hep böyle ya bakın ben kara deliklerle çalışıyorum. Biz Einstein'ı anlamaya çok çalışıyoruz. Birazcık anladığımız zaman da mutlu oluyoruz. Yetmez şöyle mi bu yani? Şöyle bir şey vardır ya, lisede de işte havuz problemi çözeriz. Yahu bakkala gidip ekmek aldığım zaman havuz problemiyle mi hesaplayacağım? Bu benim hayatımın neresinde deriz. Bunun gibi oldu bu biraz ama. Şimdi ben buna biraz uzak gelecek, kulağa uzak gelecek bir örnek vereyim. İşte 19. yüzyılın ilk çeyreğinde hayatımızı çok etkileyen bir takım buluşlar yapmış olan Michael Faraday diye biri var. Evet, Faraday kanunları.
Evet, o Faraday kanunlarından bir tanesini bulduğunda çok önemli bir şey. İşte mıknatısı oynatıyorsun, elektrik çıkıyor falan. Ama daha yani elektrik ne işe yarar ki falan. Yani o bile pek kullanılan bir şey değil. İşte gelip soruyorlar ne işe yarar bu diye. İşte gelen geçene diyor ki ya yeni doğmuş bebek ne işe yarar ki? Ama başbakan geliyor günün birinde. Ona gösteriyor işte nasıl oluyor. Mıknatısı sallayınca elektrik. Peki diyor başbakan ne işe yarar bu? Faraday'ın ona yanıtı şöyle. Bilemiyorum ekselansları ya da her neyse. Yani İngilizce lafı biraz daha aldalı. Ama ekselanslarınızın hükümeti bunu vergilendirmenin bir yolunu bulacaktır. Şimdi bakın o bulgu olmasaydı bugün biz bu yayını falan yapamıyorduk. Elektrik hala o yöntemle üretiliyor. Yani bu işte Einstein'ın yaptığıyla ne bileyim değil mi İbrahim? GPS mi diyorlar? Hani yer bulma uydudan falan. Öyle şeyler yapılıyor. Hayatımızı yani günlük hayatımızı her an için değil ama önemli noktalarda gayet büyük kolaylıkla yürüten bir ki zaten sonuç. Bugün mesela baktığımız vakit ilgimizi çeken bilim kurgu filmlerine ve merak ettiğimiz bilimle ilgili biraz popüler tartışmalara sebep olmuş şeylere de hep Einstein genel görelilik ve zaman meselesi var. İşte genişleyen evren, kara madde, kara enerji, kara delikler, solucan delikleri, ışınlanma, zamanda yolculuk bunlara hep... Yalnız karanlık madde, kara madde değil. Karanlık madde. Pekala. Şimdi bu renk değil o. Görünmediği için karanlık. Pekala. Bu fiziğin karaları biraz karışık bir konu. Bir kara cisim ışıması var. Bir karanlık madde var. Bir de karanlık enerji var. Karaları bağlamışız. Evet. Bu gece ben de bağlayacağım galiba şimdi. Ben şey söylemek istiyorum. Bu medeniyet konusunda. Çünkü aslında tabii medeniyet artık biliyorsunuz teknolojiye dayalı bir şey, bir unsur haline geldi. Yani insanların tarihinin başından beri 20 bin senelik medeniyet kavramı biraz değişti. Neyle değişti? İşte bu fizikteki gelişmelerle ve bugün ben hep şunu diyorum ki ileride tarihçiler yazdıkları zaman bugün biz elektromanyetik medeniyet çağına girdik. Etrafımızda her şey elektromanyetik, kullandığımız her şey onunla ilgili. Bir arabaya şey yapıyorsunuz, tamam araba motoru mekanik, hala mekanik o. Ama yakında o da elektrik motoru olacak, o da elektromanyetik olacak. Ve arabadaki her türlü sensör, alet, şey artık mekanik değil. Şey. Şimdi daha genel görelilik medeniyeti var mı? Yok. Niye? Çünkü daha genel görelilik teorisini anlamadık. Yani ona bağlı alet nasıl yaparız bilmiyoruz. Bir de bu uzay zamanının eğriliği hakikaten gerçekten eğri. Ama bu eğrilik çok az. Yani bu eğrilik benim bakarak görebileceğim, ölçebileceğim veya alette kullanabileceğim bir eğrilik değil henüz. Onun için bunu ileride olacak. İleride bir genel görelilik çağına gireceğiz inşallah. O zaman zamanda yolculuk yapacağız aynen, belki. O zaman zamanda yolculuk yapacağız. Ondan sonra kendimizi bir yerden bir yere ışınlayacağız. O birazcık bence fantezi çünkü kendini ışınlamak bir bilgi meselesi. Yani biz her şeyi bakın şöyle değerlendiriyoruz. Gördüğümüz gibi yani etrafımızda biz bir dünya görüyoruz. Dokunabiliyoruz ondan sonra hissedebiliyoruz. Beş duyumuzla düşünebiliyoruz. Ve çocukluğumuzdan beri buna alışmışız. Ama etrafımızdaki dünya aslında bu değil. Etrafımızdaki dünya bir kere çok büyük ölçeklerde çok farklı. Orada genel görelilik hüküm sürüyor. Çok küçük ölçeklerde o da çok farklı. Orada da kuantum mekaniği hüküm sürüyor. Bu ikisini birleştiren de böyle nadir parçacıklar var. Mesela foton gibi. Şimdi evet. O zaman burada bir virgül koyalım. Çok önemli noktalara koyalım geldiniz. Tabii. Araya gitmem gerekiyor. Sonrasında bölmeden devam edelim. Olur mu hocam? Tabii. Şimdi Ömür Hoca bana kızacak gibi hissediyorum. Niye? Ondan bir icazet alayım dedim. Kızacak bir şeyim olursa söylerim. Pekala. Hiç çekinmeyiniz. Kızabilirsiniz. Tamam. Efendim çok kısa bir ara sonrasında buradayız.
Evet, Ötek Gündem'e devam ediyoruz. Çok değerli üç isimle birlikteyiz. Araya gitmeden önce Einstein'ın buldukları, keşfettikleri bugün hayatımıza nasıl yansıdı? Bunu sormuştu bir izleyicimiz. Reklam arasında Ömür Hoca beni uyardı, dedi ki GPS çok önemli. Şu an sadece onu yaşıyoruz. Sonrasında yaşayacağız. Peki bir önemi var hocam. Nasıl evrildi Einstein'ın teorisinden? Onu da konuşalım. Sonra devam edelim. Şimdi GPS şey sistemiyle çalışıyor. Sizin elinizde bir alet var. Bu alet işte dünyanın yörüngesindeki çeşitli uydularla iletişim kuruyor. Çalışabilmesi için, yani yer ölçebilmesi için en az 3 uyduyu aynı anda görmesi gerekiyor. Ve yerinizi bu uydularla arasında gidip gelen sinyallerin gidiş geliş zamanlarını karşılaştırarak yapıyor. Yani işte buna işte 3 mikrosaniyede gitti, işte buna 5 mikrosaniyede gitti. O zaman ben buradan şu kadar mesafedeyim, bundan da bu kadar mesafedeyim. Bunları 3 taneyi birleştirerek yerinizi belirliyor. Dolayısıyla çok hassas zaman ölçümü gerekiyor. Şimdi burada da şey devreye giriyor, uzay zaman eğriliği devreye giriyor. Demin hocalarımın söylediği gibi dünya civarında bu eğrilik çok küçük. Ama bu çok küçük eğrilik bile bu yerdeki saatlerle, veya mesela bizim GPS aletimizin içindeki saatle bu yörüngedeki, dolayısıyla yukarıdaki saatlerin işleyişinin arasında işte milyonda bir ya da milyarda bir mertebesinde zamanın farklı hızla akmasına sebebiyet veriyor. Hani yakın zamanda işte Yıldızlar Arası filmine gitmiş olanlar hatırlayacaktır. Karadeliğe yakın gezegene inmişlerdi. Orada işte 3 saat falan geçirdiler. Yukarıya, yörüngeye geri döndüklerinde işte orada 15-20 yıl geçmişti. Yani aşağıda daha az yaşlandılar. Yani dolayısıyla gemide bir yukarıda bir saat olduğunu ve aşağıda bir saat olduğunu düşünürseniz bu 2 saat farklı hızlarla çalışacak. Yapabilir miyiz hocam? Burada da aynı şey oluyor. Yapabiliyoruz. Yapmamız gerekmiyor. Zaten kendiliğinden oluyor. Ve çok dolayısıyla eğer siz bu 2 saatteki bu 2 saatin hızlarının farklı olduğunu hesaba katmazsanız işte bu GPS'in hata payı birkaç gün içinde işte birkaç kilometreye çıkıyor. Dolayısıyla kullanılmaz hale geliyor. Yani zamanın yine göreliliğine geliyor. Evet, yavaşladığı ve hızlandığı noktalar. Zamanın göreliliğini hesaba katmanız gerekiyor. Pekala. Şimdi şuradan devam edelim. Ömür Hocam, size soru yöneltiyorum şimdi. Şöyle, geçtiğimiz yıl Princeton Üniversitesi ve Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü, evet doğru söyledim, Einstein'le ilgili mesleki ve kişisel yaşamını ilgilendiren mektuplar yayınladı. Biz buradan, benim aslında en çok dikkatimi çeken bu genel görevliliği, bu teorilerini ya da bilimsel çalışmalarını, fen bilimleriyle ilgili çalışmalarını hayata geçirirken neler yaşadığı, birçok sıkıntı çekmiş, nasıl bir ortamda gerçekleşti bu teori? Şimdi nasıl bir ortamda, şimdi genel görevliliğin gelişmesi, aklına gelmesi, yani kayıtlara göre 1907 civarında. Yani daha önce de bir şeyler uyandı aklında herhalde. Ama işte o... Özel görevliliği 1905'te geliştirdiğini hatırlatmak lazım. Evet, evet. Evet. Şimdi tabii... Özel görevliliği 1905 ama onunla ilgili aklına ilk gelen şey, onu dürtükleyen şeyin ilginç bir öyküsü var. Bu ailesi Almanya'dan İsviçre'ye taşındığında tek başına Münih'te gimnazyuma gidiyor son sınıfta falan ama... Biraz ilgisiz görünen, öğretmenlerinden zaman zaman çok sıkılan bir öğrenci, kovuyorlar. Okuldan. Kötü örnek oluyorsun diye kovuyorlar. Yani liseyi bitirmiyor, gimnazyumu bitirmeden İsviçre'ye gidiyor. Tabii o yıl okul yok, boş. Milano'da ailesi, pardon İsviçre dedim, yanlış söyledim, Milano'ya taşınıyor ailesi. Orada dağlarda, işte Alp Dağları'nın bir kısmında geziniyor, dolaşıyor, yürüyüş yapıyor. Karlardan, buzullardan yansıyan ışık ilgisini çekiyor ve şöyle bir soru soruyor. Ben bir ışık ışınını yakalarsam ne olur? Bu soruyu soruyor. Sonra da işte... Bir üniversiteye gitme hikayesi var, onları uzatmayalım. Hocam peki bu ışık ışını yakalarsam ne olur dedi ya Einstein. Evet. Aslında küçükken de o ışıkların
kendi atı olduğunu düşünürmüş. Doğru mu? Hani o ışıkları ele geçirdiğini. Onu duymadım. Mümkündür. Hmm. Mümkündür. Yani ben o küçüklüğünde mıknatıs vermiş babası da işte onu çok ilgisini çekmiş falan. Yani olabilir. Yani Einstein'ın düşünebileceği şeyler. Ve üniversitede öğrenciliği de lisedekini andırıyor. İşte bir arkadaşı var Marcel Grossman diye. Onun notlarıyla sınavlarını geçiyor falan. Hatta bir hocası sonradan, değil mi, Minkowski, ben onun bunları bu özel görevliğin uzay zaman problemini ortaya koymasını düşünemezdim bile. Gayet işte ilgisiz görünen bir öğrenciydi. Tabii o arada aşık oluyor üniversitede öğrenciyken. Mileva Maric. Evet, Mileva'ya aşık oluyor. İşte hayatları bir şekilde yürüyor. Mileva da fizikçi, yürüyor. Değil mi? O da fizik okuyor. Hatta bir takım dedikodular falan da vardır. Onun işte bu özel görevlilikte Mileva'nın da katkısı olmuştur gibi. Ama bu gibi dedikodular yani zaman zaman her ortamda çıkar. Sonra işte bir çocukları oluyor, o çocuğun akıbeti hakkında çeşitli söylentiler var, tam bilinmiyor. Sonra işte Einstein biraz Einstein olmaya başladıktan sonra Almanya'ya gidiyor, ayrılıyorlar. Ayrılmak için yalnız Mileva Nobel alırsan bana vereceksin. Bana vereceksin diyor değil mi? Diye bir şart. Ama hocam Einstein da yani ben şimdi baktım ve birkaç yerde de doğruladım, yabancı makaleleri de taramak durumunda kaldım. Diyor ki Einstein ayrıldığı eşiyle birlikte yaşarken onunla bir anlaşma imzalıyor. Bu anlaşmanın maddeleri şöyle: bir, çamaşır makinesinden çıkan çamaşırlarımın temiz olduğunu kontrol et. İki, odamda her gün 3 çeşit yemek olacak. 3, yatak odama ve çalışma alanıma girilmeyecek. Masamı sadece ben kullanacağım. 4, çok ilginç. Zaten evlenmeme sebebi yani. Benim iznim olmadan kimseyi tanımayacaksın, sosyal ilişki kurmayacaksın. Böyle de bir adam yahu. Ben bunları ilk defa duyuyorum. Ha, ben size mail atarım. Olabilir, olabilir. Yani Einstein'a ne kadar yakışır bilmiyorum ama. Biraz da ilişkileri de matematiğe evet. dökmüş. Bu sonlara doğru anladığım kadarıyla araları biraz bozulmuş. Evet. Baştan değil. Baştan olamaz. Yani sonu getiren şey olabilir bu. Ben de ilk belki, duyuyorum ama. Belki. Bana da şimdi iyi oturdu sonu getiren yorumuyla. Evet, işte sonra Almanya'da kuzeniyle evleniyor falan filan. O hani ciddi bir şey değil. Şimdi Einstein bunları bu arada yani birçok probleme giriyor. Ve onların bazıları demin sözünü de ettik. Çözdüğü bir problem var. Atomların, moleküllerin varlığını en karşı gelenini bile ikna edecek gibi kanıtlıyor. Hem de matematiksel olarak. Yani kuramsal olarak ispatlıyor. Derken öyle bir şey buluyor ki işte laser çıkıyor onun arkasından. Tabii teknolojik açıdan epey bir yıl alıyor aradan. Yani işte sonra ilk yaptığı iş, ilk ciddi makalesi ışığın elektrik etkisi üzerine. Bu da çok önemli çünkü işte kuantum fiziğinin en önemli unsurlarından biri. İşte ışığın parçacıklardan oluştuğunu pekiştiriyor. Onu bulan Max Planck 5 yıl önce. Ve en yakında dostlarından bir tanesi değil mi? Dostluğu yani sonradan profesyonel bir dostluğu var. Onun Max Planck bulmuş ama cesaret edememiş bu parçacıktır demeyi. Parçacıktır yani onu yarım diyebilmiş ve ölene kadar 1947'de ölünceye kadar da Max Planck kuantum kuramına karşı yani karşı onu yanlışlığını bulmak istiyor bulamıyor pek de bulunacak gibi değil tabii genişleyebilir de pek yanlış değil çünkü her 26 yıl uğraştığı o değil mi o teorisi onu İşte hani yalanlamak için ya da çürütmek için uğraşıyor. İşte aşağı yukarı zaten Max Planck bu kuantum kuramını
aslında ilk adımını istemeden atıyor. Çünkü onun içinde işte atomların varlığı, onların gelişi güzel davranışları falan gibi fikirler var. Bunu ileri süren Boltzmann adındaki zatın neredeyse ölümüne sebep oluyor. Onu aşağılıyor, hakir görüyor falan filan. Ha, Max Planck da var mı onların arasında? Max Planck öğrencisi Zermelo'ya onu aşağılatıcı bir makale yazdırıyor. Ama kendisi sonra bir problemi, kara cisim problemi denilen problemi çözmek için uğraşırken en sonunda pes ediyor. Ya bir de şu Boltzmann'ın yaptığını deneyelim diyor. Cuk oturunca da tabii işler değişiyor. Orada da çok ilginç aslında tabii. Peki bu arada çok özür dilerim. Lütfen unutmayınız. Alper'den bir ricam olacak. Böyle bütün bilim insanlarının olduğu bir fotoğraf vardı. 29 Ekim 1927 yılında çekilmiş 29 bilim insanı 5. Solvay toplantısında. Orada da aslında bu isimler bir araya gelmiş. Çok ilginç. Burada Solvay'da. Fotoğraftaki 29 kişiden 17'sinin Nobel'i var. Gerçekten inanılmaz evet. Ve hepsi mutsuz. Baktım Hülya'ydı diyorum. Ya ben mutlu birini görmedim burada. Sen görüyorsan ne olur söyle Hülya. Diyor ki sonradan bunlar renklendirilmiş herhalde. Sonradan herhalde, renklendirilmiş. Tabii, bir de çok siyah bir yazı vardı. İbrahim Kapı'nda bu resim var değil mi hala? Evet. Burada bayan körü var. Oradaki tek kadın. Onun hemen solun sağındaki oluyor değil mi Max Planck? Einstein'la bayan körünün arasındaki miydi? Max Planck körünün yanındaki evet. Bu tarafındaki şimdi sağ sol yanlış söylemiyorum. Hemen sağındaki oluyor o zaman. Sakallı Einstein'a olan doğru... mı? Bıyıklı olan. Bıyıklı olan hayır. Şimdi onu Alper yaklaştır onu konuşuyorduk. Evet diğeri evet o tamam tanıdım. Buyurun hocam sizi bölmüştüm. Max Planck'la ilgili. Şimdi tabii fizikçilerin hep ön yargısı oluyor ve genelde bu ön yargıyı kıramıyorlar. İşte bunları kırmanın en güzel örneğini Einstein veriyor. Dolayısıyla Einstein lafı dolandırmıyor. Diyor ki bunun en basit izahı böyledir. Uzay zaman eğridir diyor. Yani sanki uzay zaman düzde işte eğri gibi davranıyor. Şimdi Max Planck ne demiş? Demiş ki ışık süreklidir. Ama ışık alınıp verilirken paketler halinde alınıp verilir demiş. Yani? Yani aslında paket var tabii ortalıkta. Onun için niye peki paketler halinde alınıp verilsin ışık? Çünkü ışık süreklidir şeyini o zaman fizikçilerin inandığı şeyi bozmak istemiyor. Bunu bozan Einstein. Diyor ki hayır ışık da paketler halinde alınıp veriliyor. Bakın fotoelektrik olay diyor ve işi bitiriyor. Yani bu çok bir de şu an kısa olarak değinmek istediğim şey. Mesele var. Tabii Einstein'la ilgili bilim insanlarıyla ilgili anekdotlara ara ara yer yer çağrışın yaptıkça da girelim ama çok ilginç. Ben Einstein politik görüşünü sormak istiyorum Ömür Hocam size. Çünkü Nazi Almanya'sından bahsediyoruz. Max Planck çok mutsuz. Şimdi ben baktım özellikle dedim ki Max Planck neden bu kadar mutsuz bu fotoğrafta? Bir araştırdım o dönem bu toplantının olduğu yıllar neler olmuş diye. 6 çocuğunu kaybediyor. 7. çocuğuysa hayatta kalan son çocuğu Hitler'e düzenlenen bir suikastin sanığı olarak tutuklanacak. Bedel olarak Planck'tan Nazileri destekleyen bir bildiriyi imzalaması istenecek. Evlat acısı çekecek ama yine de bilim etiğinden vazgeçmeyecek. Evet. Evet. Buyurun hocam. Evet, benim ben siz bayağı çok gitmişsiniz. Ben kızını doğum sırasında kaybettiğini biliyorum. Bir çocuğu Birinci Dünya Savaşı'nda ölüyor. Öbürü de işte bu suikast olayı. Ama yani Planck'ın evet çok talihsiz bir yaşamı var. O suikastla ilgili ben işte epeyce gençken güzel de bir film vardı. Neyse yani o Planck'tan söz etmiyordu. Einstein'ın çocukluğundan gelen bir hani savaş karşıtlığı diyelim, barış yanlılığı. İşte bütün çocukların bir zamanlar bayıldığı askeri törenleri falan sevmezmiş, hiç gidip görmezmiş onları. Birinci Dünya Savaşı sırasında ki Almanya'da savaşa karşı bir Fransız, Romain Rolland adında bir Fransızın barış bildirgesini imzalıyor. İşte pek başına
problem gelmiyor Almanya'da o sebeple, ama daha sonra Nazilerle epeyce anlaşmazlıkları ve Almanya'dan Almanya'yı terk etmesi söz konusu. Bakın çok ilginç şeyleri var. Bir iki şey okuyayım. Buyurun. Şimdi başka mesela Almanlar için ilginç bir sözü var. Başkalarını psikolojik olarak kavramaktan yoksun, soğuk sarışın insanlar. Yani bugün için belki pek söylenmez ama o dönemde daha çok Prusyalılar için yorumlamak belki gerekir. Bilmiyorum, ben tanımıyorum Almanları. Savaş mümkün olan en büyük hızla ortadan kaldırılmalıdır. Emirle kahramanlık, anlamsız vahşet, vatanseverlik adı altında yutturulmak istenen bütün bu iğrenç saçmalıklar. Bunlardan nasıl bir tutkuyla nefret ediyorum. Benim insanların yüksekliği hakkındaki görüşüme göre bu zırvalık, eğer insanların sağlam anlayışı, ticari ve politik çıkarların okullar ve basın aracılığıyla sistemli olarak hırpalanmamış olsaydı çoktan ortadan kalkmıştı. İşte benim barışçılığım bir içgüdüsel duygudur. Bunun benliğimi sarmasının sebebi insan öldürmenin iğrençliğidir. Bu eğilimin herhangi bir entelektüel kurama değil, yalnızca her türlü nefret ve gaddarlığa duyduğum derin antipatiye dayanmaktadır. Bu tepkiyi akılcı düşüncelere uydurmaya uğraşabilirim. Ancak bu bir ardıl düşünme olacaktır. Daha çok var. Bunun yani. Gibi birçok var. Birçok ifade var. Evet. Şimdi buna da değinmekte fayda gördüm ben. Şimdi istiyorum ki biz bu yoldan ya da bilim insanları bu yoldan nasıl ilerlemişler? Öncelikle Einstein'ın diğer bilim insanlarına tabii istişareler yapıyor ama doğru inatçı bir kimliği de var. Doğru bildiğinden asla vazgeçmiyor. Gerekirse kendini çürütebilir ama burada karşımıza şu çıktı, yani benim karşıma çalışırken size de sorup bu çizgide de ilerleyelim isterim. Birbirinden bağımsız iki Rus matematikçi Alexander Friedman ve Belçikalı rahip George Lemaître, Einstein denklemlerini kullanarak evrenin genişlediğini söylüyorlar. Einstein o durumda kabul etmiyor. Çok popüler bir hata ya da pişmanlığı diyeyim. Pişmanlığı olarak algılanacak. Çünkü bir... Çünkü kendisinin bulması gerekiyordu. Bakın işte orada... Kozmolojik sabit. Orada tutuldu Einstein. Aslında o Friedman'ın ve Lemaître'ın bulduğu çözümleri Einstein'ın bulmamış olacağını ben düşünemiyorum. Muhakkak buldu. Fakat kafasındaki evren modeli, evren genişleyemez. Evren orada duruyor. Çünkü orada cennet var biliyorsunuz. Yani tüm kutsal kitaplar öyle yazıyor. Yani orası heavens. Heavens yani o duruyor. Onu aşamadı. Ve tabii başkaları aşınca da kendisi mutlu olamadı. Ben öyle yorumluyorum ya yani. Din bilim ilişkisi kafasında çelişti ve bu hani dini inancı mı öne geçti? Bir dakika, o konuda ben yalnız bir şey okuyacağım. Müsaade ederseniz din bilim dinle farklı ilgisi. Farklı mı düşünüyor? Şimdi İbrahim Hoca bu konuda farklı düşünüyor. Ömür İbrahim Hoca. İbrahim Hoca'yı dinleyelim siz İbrahim bulana kadar. Söylesin. Buyurun hocam, sizin bu konudaki görüşünüz ne? 18. 19. yüzyıl Avrupa entelektüelleri evrenin daha doğrusu 18. yüzyıl diyelim. Evrenin durağan, sonsuz ve homojen olduğuna inanıyorlardı. Şimdi fakat ben yani niye bunlara inanıyorlardı? Yani bunların hakkında hiçbir veri yok aslında. Yani hiçbir yani gözlemsel veri yok. Yani evrenin statik yani durağan olduğu, sonsuz olduğu ve homojen olduğu konusunda. Yani düşünün ki şey bile, bizim galaksinin boyutları bile gözlemsel olarak ancak 1917'de belirlendi. Daha sonra aslında bir kuramsal bir argümanla bunların üçünün birden doğru olamayacağı anlaşıldı. Ama yani niye bunu düşünüyorlardı, bu üç şeye inanıyorlardı? Hiçbir gözlemsel veri olmadığı halde ben buna şey diyorum, yine bir din bilim ilişkisi ama tam tersi bir din bilim ilişkisi. Yani şimdi batıdaki bilimsel devrim tamamen dinle bir savaş şeklinde cereyan etmiştir ve her aşamada böyle aşama aşama hani muharebe diyelim savaşılıp her muharebenin din tarafından kaybedildiği. Yani Avrupa'da bir muharebe. Dolayısıyla bunun anladığım kadarıyla bu benim tahminim, bu entelektüellerin kolektif hafızasında böyle hani dinin söylediği her şey yanlıştır filan gibi bir iz bırakmış zannediyorum. Dolayısıyla din ne diyor? Evren yaratılmıştır diyor.
evren yaratılmıştır demek, evrenin başlangıcı var demek. Ha, o zaman bu yanlış olmalı. O zaman evrenin başlangıcı olamaz. Dolayısıyla evren her zaman aynıydı. Dolayısıyla durağandı diye düşündüler. Efendim yine ya eski tam Yunan, tersi. Din böyle diyorsa böyledir değil de din böyle diyorsa yok. Tamam, ben tersten ben düşünüyorum. Ben buna itiraz ediyorum. Evren yaratılmıştır, başlangıcı var değil. Yani koca Tanrı yaratıyor, şak diye yaratıyor bütün hepsini. Tamam ama bu bir başlangıç yani, demek. Yani öyle hani çeşitli tanrı var, teorili olabilir mesela. Oturup teorileri yazar, ondan sonra hangi fizik kurallarını yazar bırakır. Yani evren kendi kendisine oluşur, böyle yani tanrı da olur. Ama bence o zamanki dinlerin inandığı tanrı şu. Tanrı diyor ki ben bunu yarattım, böyle yarattım, oldu diyor işte. Tamam, siz bunu yani, mu bu zamanda kabul bir değişiklik demek. Ben öyle olduğunu sanıyorum, yani şimdi, evet. Yani şimdi şöyle aslında. Yani Einstein'ın evrenin durağanlığına inanması... İşte bu 18. 19. yüzyıl Avrupa entelektüelliğinden kalan bir miras. Ha şimdi biz şu anda 18. 19. yüzyıl Avrupa entelektüelleri niye böyle inanıyordu onu tartışıyoruz. Ama öteki kısmı yani Einstein'ın oradan bu fikri miras aldığı onu da zannediyorum tartışılacak bir şey yok. Yani o bu üçlemenin o kısmına Einstein kuvvetle inanıyordu. Ama dediğim gibi Olbers paradoksu denir. Bu üçlemenin üçü birden doğru olamaz. Yani bu mümkün değil, matematiksel olarak gösterilebiliyor. Şimdi günümüzde biz biliyoruz ki bu üçlemeden yanlış olan evrenin durağan oldu. Yani genişledi. Yani, evet, yani durağan oldu, yanlış olan paradoksunu ilk çözen kim biliyor musun? Çözmekten ne anladığımız zamanı. Yani hani yani, evrenin durağan olmadığını söyleyerek açıklayan ilk kimse kim? Edgar Allan Poe. Olabilir, inanırım. Edgar Allan Poe'yu tanıyorsunuz, evet. Değil mi? Şimdi şey yani durağanlık... Annabelle'yi çok severim. Annabelle'yi seviyorsun. Benim güzel Annabelle'yim. Durağanlığın yanlış olduğunu biliyoruz. Homojenlik büyük ölçüde doğru olduğunu biliyoruz. Sonsuzluk onun cevabını bilmiyoruz henüz. Yani ama bu üçlemeden yanlış, en azından şeyin yanlış olduğunu biliyoruz. Sizin bu noktada bir itirazınız var mı? İtirazım yok ama bence sonlu. Sonlu. Evet. Tamam, o konuda değil mi? Şey değil. Onu bilmiyoruz henüz. Onu henüz bilmiyoruz. Einstein Tanrı'yla ilgili benim Einstein'ın söylediğini bildiğim iki şey var. Şimdi birincisini okuyacağım. Ben... Pardon hocam. Ama hani bunu niye tartıştık? İşte Einstein evrenin durağan olduğu fikrine bu kadar kuvvetle inandığı için... kendi teorisinin... Hayır yani dinsel görüşlerinden ben orada dini mecazi anlamda kullandım. Yani kendisi bir şeye inanıyor, evrenin statik olduğuna inanıyor. Evrenin öyle bir çözüm arıyor, öyle bir çözüm bulamıyor. Ha demek ki benim teorim yanlış diyor, teorisini biraz değiştiriyor. İşte bu kozmolojik sabit. Aslında bugün de o kozmolojik var, yine genişliyor evren. O kozmolojik sabit var. Dolayısıyla kendisi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama orada... öbür yolu bak işte bunun en basiti budur, evrenin genişlemesidir diyemiyor nedense. Şimdi Tanrı'ya geçmeden bu noktada ilginç bir anekdot daha. İşte bundan epeyce bir zaman sonra birisi işte evrenin başlangıcıyla ilgili bir kuram atıyor ortaya, işte bir yerden başlıyor, birdenbire genişlemeye başlıyor sıfırdan falan. Fred Hoyle diye evren işte ezelden ebede kadar bir şeydir, başı yoktur, sonu yoktur diye buna inanan, işte ne diyorlar, steady state yani durağan kuram öncüsü birisi. Fred Hoyle dalga geçmesine buna Big Bang mi diyor. Yani oradan dizi Big Bang kalıyor. Aslında hakaret olarak söylüyorum. Burada dalga geçiyor yani. Gerekiyor hocam, böldüm. Bile. Big Bang'e gideceğiz zaten. Aranlardan Big Bang teorisi, solucan delikleri, kara delikler, zamanda yolculuk mümkün mü? Işınlanabilecek miyiz? Hepsini konuşacağız tabii ki Einstein'ın bize gösterdiği bilgiler ışığında. Kısa bir ara.
Evet, Öteki Günden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merak ettiklerinizi bekliyoruz. Merak ediyorum etiketiyle birlikte. Nerede kalmıştık hocam? Evrenin genişlemesi, direndi. Tanrı'yı söyleyecektik. Evet, onu söyleyelim, ondan devam edelim. Ne demiş? Ben Spinoza'nın tanrısına, kendisini tüm varlıkların uyumluluğunda gösteren tanrıya inanıyorum. İnsanın kaderi ve eylemleriyle ilgilenen bir tanrıya değil. Bir bilgenin bildikleri azaldıkça tanrıdan uzaklaşır. Bilgisini arttıran kişinin tanrıya yakınlığı artar. Tanrı kişilere verdiklerinde ne yaptığını bilir. Bana bir katır inadından başka bir şey vermemiş. Bir de kesin bir koku alma duygusu. Keskindir o. Keskin bir koku alma duygusu. Yani Einstein'ın Tanrı'yla ilgili genel kavrayışı bu. Ama daha sonra kuantum mekaniği olasılıklara daldığı zaman da Tanrı zaratmaz diye vermiş. Onu soracaktım. Ama yani kuantum mekaniğini atomların yapısına uyguladığınız zaman görüyorsunuz ki Tanrı zar tutuyor. Hile mi var hocam? Yani olasılıklı yapının götürdüğü durum ya da dayandığı durum atomun büyüklüğünü, kapsamını, davranışını belirliyor. Yani olasılıklı durum onu belirliyor bir şekilde. Onu anlatmak pek kolay değil, mümkün ama işte yani değmez ama durum bu. Onunla ilgili bir zamanlar bir dergi vardı, bunu şunlara benzer adını unuttum. Tabii kuantum mekaniğinin de ilginç bir durumu var. Aslında biz zannediyoruz ki kuantum mekaniğindeki belirsizlik bizim bu günlük hayattaki belirsizliklerle ilgili. Hayır, o öyle bir şey değil. Teorinin temelinde belirsizlik var. Fakat o belirsizlikten dolayı mesela atomlar olabiliyor. Yoksa atomlar olmayacaktı, biz hiç olmayacak. Mesela kuantum mekaniğine göre eğer belirsizlik prensibi olmasaydı o zaman hiç atomlar olmayacaktı ve biz de olmayacaktık. Niye olmayacaktı? Çünkü proton elektronu çekiyor. Elektron protonun üstüne şak diye düşecekti. Ve o zaman ortalıkta proton olmayacaktı. Sadece nötronlar olacaktı. Onlar da... Evreni de dolduran bir nötronlar öyle. Gayesiz, şeysiz. Dolayısıyla hiçbir evrende yapı olmayacaktı. Ne galaksiler olacaktı, ne yıldızlar olacaktı. Ne yıldızların uyduları olacaktı. Ne uydular üzerinde insanlar olacaktı. Dolayısıyla çok... Yeknesak bir dünya olacak. Peki şimdi artık şunları konuşalım istiyorum. Hubble'la birlikte genişleyen evreni kabul etti Einstein. Peki Hubble nasıl bu kadar emin olabildi? Işığın tayflarından nasıl anladı evrenin genişlediğini? Kırmızı ışıklı değil mi hocam? Kırmızıya kayma. Şimdi aslında keşke buraya gireceğimizi söyleseydiniz. Arada onun videosunu bulurduk. Yani hareketli bir kaynaktan gelen dalganın frekansını farklı algılıyoruz. Yani üzerimize gelen bir işte ambulans veya tren neyse onun frekansını daha tiz, bizden uzaklaşmakta olanın frekansını da daha pes algılıyoruz. Şimdi bunun ışıktaki karşılığı yani frekans yükselince mavi tarafa görünür ışık kaymış oluyor. Düşünce kırmızı tarafa kaymış oluyor. Yani galaksilere bakarak bunların tayflarındaki normalde gördüğümüz belli yapıların o zaman galaksi olduğu da bilmiyordu. Ne tarafa yok biliniyordu hocam 29. Ne tarafa kaydığını ve ne kadar kaydığına bakarak galaksilerin bizden uzaklaşma veya yakınlaşma hızını ölçebiliyoruz. Hubble bunu yaptı. İşte sanırım 100 civarında galaksinin bizden uzak hızını ölçtü ve bunların en yakın bir iki tanesi hariç ki onlarda böyle işte hafif sapmalar var. Bizden uzaklaşmakta olduğunu ve daha uzakta olanların daha hızlı uzaklaşmakta olduğunu buldu. Bu bize evrenin genleştiğini söylüyor. Yani bir şey uzak olan şey eğer daha hızlı uzaklaşıyorsa bu düzgün bir genleşmeye işaret ediyor. Şey gibi düşünelim, böyle bir pantograf gibi düşünelim. Yani şimdi ben elimi bakayım, şöyle yaptığım zaman elimin bana yakın olan kısmı benden yavaş uzaklaşıyor, uzak olan kısmı daha hızlı uzaklaşıyor. Evet. Yani bu şey düzgün bir genleşmeye karşılık geliyor. Tabii bu ölçümü yapabilmek için bu galaksilerin
hem bizden uzaklaşma hızını hem de bize olan mesafesini ölçmek gerekiyor. Hızı ölçmek çok sorun değil. Bu dediğim gibi bu frekans değişmesinden kolayca hesaplanabiliyor. Nelerin frekansı değişiyor? Onu da az sonra açıklarım ama mesafeyi ölçmek çok zor. Mesafeyi ölçmek çok zor. Mesafeyi ölçmenin aslında tek bir yöntemi yok. Mesafeyi ölçmenin böyle farklı mesafelerde işe yarayan bir sürü yöntemleri var. Ve bu yöntemlerin her birini bir öncekine göre ayarlamak gerekiyor. Bunların hata payları bu yüzden birbirlerinin üzerine katlanıyor. Mesela en yakın olan şeylere, galaksileri, burada yakın dediğimiz 100 ışık yılına kadar yok. Yakın olan yıldızları, özür dilerim. 100 ışık yılına kadar olan yıldızları paralaks yöntemiyle ölçüyoruz. Paralaks yöntemi şöyle bir şey. Şimdi benim yüzüme bakarsa kamera. Ben şimdi şu anda şu kalemin üzerine odaklandım. Tamam mı? İki gözümle. Şimdi kalem bana yaklaştığı zaman göreceksiniz ki gözlerim böyle birbirine doğru bakıyor. Yani bu iki gözümün bakış açısı arasında belli bir açı oluşuyor. Evet. Yani uzakken bu açı küçük, yakınken bu açı büyük. Bu açının, bu açıdan benim beynim bunun mesafesini hesaplıyor. Tamam mı? Yani bu şeye kadar, işte 1-1,5 metreye kadar olan cisimlerin mesafesini kestirebiliyoruz. Bakın bir şey yapalım. Şu kalemi alın. Tamam. Tamam mı? Şimdi şöyle tutun. Böyle yukarıdan aşağı, ucu aşağı bakacak şekilde. Hı hı. Şimdi şunu bulmaya çalışın böyle keskin bir hareketle. Şöyle hızlıca, daha hızlı yapılmış. Güzel. Bir daha, çok güzel. Şimdi bir gözünüzü kapatın. Bir gözünüzü. Şimdi tekrar. Bakın ıskaladınız. Tekrar. Iskaladınız. Çünkü tek göz olunca bunu yapamıyorsunuz. İki göz olunca bunu ikisini bakmaktan beyniniz aradaki mesafeyi hesaplıyor ve denk getiriyorsunuz. Bu yüzden avcı hayvanların iki gözü öndedir, avlanan hayvanların gözleri yandadır. Çünkü yanda olduğu zaman açıyı, yani görüş açısını şey yapıyorsunuz, büyütmüş oluyorsunuz. Yansımasıyla alakalı. Hayır, yansımasıyla değil. Siz avcıysanız pençeyi attığınız zaman pençenin milimetrik doğru yere gelmesi önemli avınızı kaçırmamak için. Ama siz avlanan bir hayvansanız, yani av iseniz, işte ceylan falan gibi, o zaman siz etrafınızı görmeniz sizin açınızdan daha önemli. Aslan bir metrede olmuş, beş metrede olmuş, hiçbir farkı yok yani. Şimdi diyecek iki ayrı noktadan bakarak aynı cisme bunun mesafesini ölçebiliyorsunuz. Dünyada iki ayrı nokta şöyle oluyor. 6 ay farkla aynı yıldıza bakıyorsunuz. Yakın yıldızlar için bunların bakış yönü arasında küçük bir açı oluşuyor. Oradan şey hesaplanıyor. O açıdan bu yıldızın mesafesi hesaplanıyor. Bu 100 ışık yılına kadar işe yarıyor. Ama 100 ışık yılına öteye işe yaramıyor. Onun için başka bir yöntem var. O da işte ne bileyim ben 1000 yıl ya da 5000 ışık yılına kadar işe yarıyor. Onun için oradan ötesi için başka bir yöntem var. Fakat bunların hepsinde bir şeyle ayarlamak gerekiyor. Mesela bu şeyin, bu paralaks yönteminin doğru çalışması için dünyanın yörüngesinin boyutunu bilmek gerekiyor. Onu bilmezseniz işe yaramıyor. Ama bir sonraki için de böyle ölçmeniz gereken başka bir şey var. Hata payları katlanıyor. Yani mesafeyi ölçmek çok zor. Ama ölçülüyor. Hızı ölçmek için de dediğim gibi o tayftaki kayma şey oluyor. O tayftaki kaymaya bakılıyor. O tayfın nesinin kaymasına bakılıyor. O da şu. Şimdi siz bir gök cisminden gelen ışığı bir prizma gibi bir şeyden geçirdiğiniz zaman onu farklı renklere ayırıyorsunuz. Evet. Mesela güneşten gelen ışığı ayırdığınız zaman böyle bir gök kuşağı çıkıyor. Ama aslında o gök kuşağına baktığınızda arada birkaç tane yani hakikaten çok düzgün yapıp işi ondan sonra büyüteçle bakarsanız o gök kuşağının içinde belli noktalarda boşluklar gözüküyor. Bu boşluklara biz şey diyoruz, soğurulma çizgileri diyoruz. O da şuradan kaynaklanıyor. Şeyden, güneşin yüzeyinden gelen ışık, güneşin atmosferinden geçerken o atmosferdeki atomlar belli dalga boylarını soğuruyorlar. Niye belli dalga boylarını soğuruyorlar da başka dalga boylarını soğurmuyorlar? Demin hocamın bahsettiği atomların iç yapısından kaynaklanıyor bu. Her atom kendi iç yapısına göre, işte o süreksizlikten falan kaynaklanıyor. Her atom kendi iç yapısına göre belli dalga boylarını soğuruyor. Ve bu dalga boylarının soğurulmasından biz o atmosferde hangi atomların olduğunu da anlayabiliyoruz.
Örneğin helyum elementi, helyum atomu dünyada keşfedilmeden önce Güneş'te keşfedildi bu yöntemle. Adı da onun için helyum. Adı onun için helyum çünkü helios eski Yunanca'da güneş, güneş demek. Şimdi benzer şekilde başka yıldızlara baktığımız zaman hem bu şeyi anlıyoruz, bunların nelerden yapıldığını görebiliyoruz. Hem de işte o çizgiler Güneş'te oldukları yerde olmuyorlar. Güneş'te oldukları yerden tamamen aynı örüntü, aynı çizgi örüntüsü ama biraz kaymış oluyor. O kayma miktarından da hızını ölçebiliyoruz. Bu demin dediğim dalgaların hareketli kaynakların yolladığı dalgaların frekanslarının farklı algılanması sayesinde. Peki, bir ufak şey ekleme yapayım. O siyah çizgileri ilk bulan, gözleyen kimse de bir camcı çırağı. 19. yüzyılın başlarında Fraunhofer camcı çırağı. Peki nasıl gözlemlemiş? Cam kalitesini ölçmek için yani prizma yapmış. Prizmada gökkuşağını görünce söylediği orada siyah çizgileri görmüş. Başka bir prizmayla bakmış. Onlar biraz aynı yapıda ama biraz açık, biraz kapalı. O onu cam kalitesini tutturmak için kullanmış ama daha sonra kendisi de meraklanmış. Resmen fizikçi olmuş. Astronom olmuş. Peki, camcılıktan fizikçiye süpermiş. Kısa bir ara vereceğiz, sonrasında buradayız. Öteki gündeme kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üç değerli bilim insanıyla birlikteyiz bu gece. Öteki gündemde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünden Profesör Doktor Ömür Akyüz, Profesör Doktor Metin Arık ve Doçent Doktor İbrahim Semiz hocalarım benimle birlikte. Bazı izleyicilerim sosyal medyada yazmış. Cansu Hanım yeni açtım. Ne konuştuğunuza henüz vakıf olamadım. Bu gece ne konuşuyoruz, konumuz ne diye. Efendim şuradan çıktık yola. 100. yılında genel görelilik ve Einstein Bilim ve Gelecek dergisi bunu kapak yaptı. Çünkü Einstein genel görelilik kuramı 100 yaşında. Peki genel görelilik kuramı bize neler anlatıyor? Einstein açtığı bu yolda bilim insanları nasıl ilerlemiş ve bu teori geliştirilerek nelerin olması uzgörülüyor, öngörülüyor bunları konuşuyoruz. Tabii şu an neredeyiz? Bu teoriden yola çıkarak Einstein'dan sonra Einstein de kabul ettiği evrenin genişleme meselesindeyiz. Evren genişliyor mu dedik ve tabii ki genişliyor. Hubble bunu keşfetti, bunu konuştuk ve bu nelere gebe bunları konuşacağız. Şimdi sonrasında kara delikler, kara madde, karanlık madde, karanlık madde bunu konuşacağız. Solucan delikleri vesaire, zamanda yolculuk mümkün mü? Mesela önemli konularımızdan bir tanesi çünkü Einstein teorisine göre mümkün değil mi hocam? Matematiksel olarak. Peki pratikte nasıl gerçekleşebilecek mi? Değerli bilim insanlarına soracağım. Peki evren genişliyor dedik. Hubble bunu nasıl buldu dedik. Konuştuk. Nasıl genişlediğini de konuştuk. Ama bu evrenin genişliyor olması, gezegenlerin ya da uzaydaki cisimlerin birbirinden uzaklaşması ya da işte uzaklaştıkça yenilerine yakınlaşması anlamına gelir mi? Yine çok tartışılan konulardan bir tanesi. Şimdi galaksiler birbirinden uzaklaşıyor tabii. Bunu işte ölçen de Hubble zaten. Ama bir galaksinin içinde ki cisimler birbirinden uzaklaşıyor mu, uzaklaşmıyor mu? Onu ölçmek mümkün değil. Çünkü o oran olarak galaksilerin arasındaki uzaklığa göre o çok küçük olduğu için bunu bugün ölçemiyoruz. Yakında ölçecek durumda da değiliz. Şimdi benim fikrime göre... Peki bunu ölçmemiz neyi değiştirecek? Pekiştirecek bu konuda, bu konuda İbrahimciğimin fikri doğru, benimki mi doğru? Aramızdaki bir inatlaşmayı sadece şey yapmış olacağız, çözeceğiz, yoksa bir şey çözmeyeceğiz. Sizin böyle mutabık kalmadığınız bir mevzu kalmadığımız galiba. Bir konu, evet. Siz de Hawking gibi iddiaya girdiniz mi 10 dolarına? Yok ben... Bizde para olmadığı için Hawking'de 10 dolar var hiç olmazsa. Pekala, buyurun hocam. Bana göre uzay genişlediğine
göre tabii galaksinin içindeki cisimlerin arası da genişliyor. Hatta bana göre bir atomun içindeki cisimin arası da genişliyor ama o tabii orada İbrahim'in güzel bir şeysi var. Her şey birbirinde genişliyorsa nasıl genişlediğini nasıl ölçüyorsun diyor. Tabii. Mesela. Doğru. Yani evet. Şimdi o doğru ama tabii burada şey geliyor. Bütün mesele biz elektromanyetik etkileşmelerin kuantum teorisini, diğer etkileşmelerin kuantum teorisini biliyoruz ama gravitasyonun kuantum teorisini bilmiyoruz. Dolayısıyla yer çekimi kanunun. Evet, yani sadece yer çekimi ama mesela yer çekimine göre işte güneşin etrafında dünya kim dedi güneş dünyanın etrafında güneşin etrafında. Ben demedim. Birisi öyle demişti de haber oldu çok önemli. Dünya güneşin etrafında dolaşırken belli bir yörüngede dolaşıyor ve oradaki etkileşimi de safi kütle çekimi etkileşmesi. Dolayısıyla kütle çekimi etkileşmesini veren genel göreliğe göre uzay genişliyorsa bence uzay genişledikçe de Dünya ile Güneş arasındaki mesafe çok az artıyor. Yani ölçemeyeceğimiz kadar az artıyor. Sizin hocam burada mutabık kalmadığınız husus nedir? Mutabık kalmadığımız husus şu. Şimdi sonuçta evrenin genleşiyor olduğunu söylemek için evrende genleşmeyen bir şeyler olması lazım. Evet, yani mesela şimdi diyelim yani. Ki ben evreni şunun cinsini ölçüyorum. Bu benim birimim. Şimdi bu diyorum ki bu 1, 2, 3, 4 kapak bu kitap. Şimdi eğer bunun uzunluğu 2 ile çarparsam, bunun uzunluğu da 2'ni çarparsam gene kitabın uzunluğu 4 kapak olacak. O zaman kitap benim kapak birimim cinsinden genişlememiş olacak. Evet. Dolayısıyla bir şeylerin genişlemiyor olması orana, lazım. Orana oranladınız şimdi, değil mi? Şimdi... Şeylerin, atomların yapısı genel görelilikle verilmiyor. Atomların yapısı elektromanyetizmayla kuantum prensiplerinin etkileşimiyle veriliyor. Dolayısıyla onlar en azından sabit kalır. Evrenin tüm geometrisini... Bir dakika İbrahim, sabit kalır diyorsun. Genel görelilikle verilmiyor. Verilemiyor. Bir türlü evlendiremedik bunları. Ama yok, genel görelilik olmadan da, genel görelilik hiç hesaplamadan da atomların yapısını ben başarılı bir şekilde açıklayabiliyor muyum? Bir dakika. Evet. Tabii ama genel görelilik zaten karıştıramıyorsun. Karıştırsam bile şu anda yani onun etkisinin yeğenliği öbürünün yanında o kadar küçük yani ki işte, onu hesaba katsak ya, bile yani esamisi okunmayacak. Yani bir şeyin illa genel görelilikle verilmesi, betimlenmesi illa onu genişlediği anlamına gelmez ki. Yani Schwarzschild çözümü, kara delik çözümünde genişleme yok. Yani dolayısıyla biz eğer iki şeyin uzaklığı ancak evrensel, evrenin geometrisiyle belirleniyorsa... Ama genişleyen evren yok ki orada. Orada zaten evren yok. Evren toz dolu, o boş. Schwarzschild çözümü çok ideal ise bir şey yani. Onu tamam. Söyleyemeyiz. Tamam, onun çözümünü bırakalım Allah burada. Aşkına. Daha oraya dahil. O çözememiş, biz de aslında, çözemeyiz. Aslında o da siyah ismi Schwarzschild. Denen bir fizikçi. Dolayısıyla bu işler biraz karışık, evet. Yani galaksiler... Ama galaksiler hakikaten artıyor. Ama diğerleri... Ama bunu... Ne oluyor şu anda bilmiyoruz. Galaksiler ben genişlemiyor diyorum. Metin Hocam da genişliyor olabilir ama ölçemiyoruz şu anda diyor. Doğru mu? Evet. Pekala. Şimdi bu genişlemenin sonu ne olacak? En çok merak edilen mesele bu. Onu yani, bilmiyoruz. Ama bunu hep şununla bağlıyorlar. Yani evrenin nihai kaderi. Ha tabii. Evrenin sonu nasıl gelir? Bir noktada patlayacak mı? Senaryoları biliyoruz. Birkaç senaryo biliyoruz. Şu anki genişleme kötü bir genişleme. Hızlandı çünkü. Hızlandı. Şimdi ilk genişleme yani işte Friedman'ın bulduğu genişleme çok güzel bir şeydi. Özellikle evren sonlu olsaydı, eğer evren sonluysa genişleyecek. Belli bir büyüklüğe gelecek. Ondan sonra tekrar daralacak. Tekrar bir noktada bir büyük patlama, bir kalp gibi atacaktı şöyle. Canlı bir evren olacaktı. Evet. Fakat son... 2000'den itibaren son 15 senede ölçtük ki bu genişleme ivmeli. 2011'de mi Nobel almıştı hocam bu hızlandığını bulan? Evet, sanırım o sıralar olacak ama ilk bulunması 2002. Evren ivmelenerek genişliyor. Yani evrenin... İvmelenerek genişliyor ve ivmelenerek genişleyince bunun tekrar
bir büyüklükten sonra kapanma şansı kalmıyor. Burada çok önemli bir mesele ve gittikçe var. Gittikçe her şey çok soğuk oluyor. Çok soğuk oluyor. Büyük soğuma, büyük çökme. Evet, belki. Büyük soğuma oluyor. Yok, çökme değil. Çökme evet. Yani, çökme yani buz cehennemi oluyor. Buz cehennemi. Peki şimdi bu aslında çok önemli bir mesele. Reklama da gitmem gerekiyor buz tekrar ama Ömür Hocam siz bana bunu verdiniz. Bu nedir? Işte bunu da bir açalım. Büyük patlamadan itibaren evrenin genişlemesini gösteriyor. İlk başta şişme var. Ondan sonra normal genişleme, ona sonra ivmelenerek. O da aslında ivmelenerek genişleme. İlk başta da büyük bir ivmelenme var ilk başta. Ama ona ihtiyacı olduğu için o iyi bir genişlemeydi diyorsunuz. Yani. Evet, o evrenimizi bugünkü içinde yaşanabilir duruma getirdi. Evet. Yoksa yani, o zaman küçük bir kalp gibi atan evren de oluyor. O zaman evren atıyor ama içinde insan olmuyor, bizi ilgilendirmiyor. Yani içindeki maddeler... işte soğuyup yıldızları, şeyleri oluşturamıyorlar. O sarı kısmı baştaki, sonra pembe falan, o mavi kısmı fena değil. Şimdi hızlandı. Ama bu bugünkü bilgimiz ışığında. Tabii yani ileride çok değişik şeyler olabilir. Peki ileride ne olacak? Evrenin sonu nasıl gelecek? Kısa bir ara verelim. Sonrasında evrenin sonuyla ilgili, nihai kaderiyle ilgili senaryoları bilim ışığında masaya yatıracağız. Pekala. Öteki gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merak ediyorum. Etiketiyle birlikte sorularınızı bekliyoruz. Görelilik kuramları. 50 soruda İbrahim Semiz hocamızın bu programa hazırlanırken, soru hazırlarken, olaylara vakıf olmaya çalışırken bu kaynaktan yararlandım. Eminim merak ettiğiniz bütün soruları bulacaksınız. Ve çok da okuması zevkli bir kitap. Ve çok doğru bilimsel ispatlar ışığında yazılmış bir kitap. İbrahim hocanın çalışmalarını içeriyor. Güzel, faydalı bir kaynak dedikten sonra, yani sonuçta bunlara kafa yormuşsunuz. Bu sorular sizin de merak ettiğiniz sorular var içerisinde, bilimsel çalışmalarınızda kullandığınız. Pekala, genişleyen evren dünyanın sonunu getirir mi? Evrenin genişlemesi ivmelendi ve hızlandı dedik. Siz de oradan demiştiniz ki evet, bununla ilgili senaryolar var. Onları biraz açalım istiyoruz. Evrenin nihai kaderi nasıl olacak hocam? Şimdi Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Demişler ki kıyamet ne zaman kopacak? Demiş ki küçük kıyamet mi, büyük kıyamet mi? hocam ne demişler yani, küçüğü büyüğü? Küçük kıyamet ben ölürsem demiş. Şimdi burada evrenin sonuyla dünyanın sonu birbirinden farklı konular. Yani Nasrettin Hoca'nın küçük kıyameti gibi. evrenin sonu bir anlamda bizim küçük, pardon, büyük dünyanın kıyamet. Sonu bir anlamda küçük bizim küçük kıyametimiz. Bir de evrenin sonu var. Dünyanın sonunun ne olacağını bayağı iyi biliyoruz. Evrenin sonunun ne olacağı hakkında dediğim gibi bazı senaryolar vardı. O da aslında büyük ölçüde yanacağız. Efendim? Dünyanın sonunda yanacağız. Şimdi dünyanın sonu, dünyanın sonu şeyle alakalı. Güneşin sonuyla alakalı. Güneş belki biliyorsunuz. Hidrojenden helyum üreterek bir nükleer reaksiyon şeklinde, yani hidrojen bombasının nükleer tepkimesini sürekli yaparak enerji veriyor. Bunun için de içindeki hidrojeni kullanıyor. Daha doğrusu çekirdeğindeki hidrojeni kullanıyor. Ancak bu çekirdeğindeki hidrojen miktarı sonsuz değil tabii ki. Yaklaşık 10 milyar, 12 milyar yıl yetecek kadar hidrojen yakıtı var çekirdeğinde. Ve bu ömrünün de yaklaşık yarısında güneş. Yani güneşin normal bildiğimiz güneş olarak 5-6 milyar yıllık ömrü var. Bu ömrü bitince ne olacak? Fazla ayrıntıya girmeyeyim, şişecek. Şişecek ve ilk anda şişecek ve şeyi çok artacak, gücü çok artacak. Ve bu şişme sonucunda dünyayı yutma olasılığı bile var. Merkür, Venüs'ü kesin yutacak. Dünyayı da yutma olasılığı var. Yutmasa bile dünyada bile, bütün alevi, şeyler, işte okyanuslar falan buharlaşacak. Yani o kadar sıcak olacak ki bütün okyanuslar falan buharlaşacak. Yani dünyanın sonu böyle gelecek. Ha, ondan sonra ne olacak? Ondan sonra bu şişme evresi de bitiyor. Güneş sonunda çöküyor ve beyaz cüce dediğimiz bir işte gök cismi haline geliyor. Kütlesini kaybetmeden boyutu aşağı yukarı dünya boyutuna düşüyor. Filan. Ama yani dünyanın sonu böyle güneşin bu kızıl dev evresinde kavrulmak. Şimdi evren
Evren şu anda ivmelenerek genişliyor. 6 milyar yıl sonra olacak demiştiniz. Değil 6 mi? Milyar yıl sonra olacak. Merak ettiğim, asıl merak ettiğim de buydu. Peki şimdi, hala buyurun. Evrenin şeyi ise, geleceği ise çok daha uzun. Evrenin geleceği çok daha uzun. Şu anda ivmelenerek genişliyor ve bu genişleme şu anda gözüktüğü kadarıyla sonsuza kadar devam edecek. Evrendeki bütün yıldızlar bu Kızıldev evresinden geçecekler. Bazıları kütleleri küçük olanları bizim Güneş gibi Kızıldev olarak bitecek. Biraz daha yüksek kütleliler, nötron yıldız dediğimiz daha yüksek kütleli ve daha da yoğun cisimler haline dönüşecek. 10 kilometre çapında daha da, falan. Evet. En Dünyadan daha ağır ama 10 kilometre çapında. En büyük, en yüksek kütleliler de kara deliklere dönüşecek. Daha uzun vadede ne olacak? Bu kara delikler işte deminden beri bahsettiğimiz Hawking'in öngördüğü buharlaşma dediğimiz şekilde şey olacak. Yavaş yavaş ışımayla yok olacak ama bunun zaman süresi ne kadar uzun biliyor musunuz? Yani yıl cinsinden yazdığınız zaman böyle 100-110 haneli bir sayı olacak. Hani milyarı falan geçtik. Anlıyorum. Yani ondan sonra bu nötron yıldızları veya beyaz cüceler de eğer işte büyük birleştirme teorileri doğru ve protonun ömrü kısaysa onlar da zamanla şey kısadan olacak. Kısadan ne kastediyorsun? Efendim? Onun üzeri kaç yıl? Pardon, kısa mı dedim? Protonun ömrü sonluysa diyecektim. Sonluysa, özür dilerim. Şu anda 10^34 yıldan uzun olduğu uzun gösterildi. Yani eğer madde, yani madde eğer kararlıysa, yani madde ne diyeyim, ebedi ise o zaman onlar nötron yıldızları ve beyaz cüceler öyle kalacak. Gittikçe soğuyacak yalnızca. Yani gittikçe soğuma var bütün evrende. Ama eğer madde ebedi değilse, yani bozunabiliyorsa, proton bile eğer çok uzun sürelerde bozunabiliyorsa, o kadar uzun süreler var evrenimizin geleceğinde, o zaman sonunda bütün evren işte fotonlar, yani ışık parçacıkları, aslında yalnızca fotonlardan oluşan bir nötrino. Peki yeni bir gaza dönüşecek. Big Bang olabilir mi, büyük patlama? Olmaz. Şu anda ivmeleniyor. Gittikçe ivmeleniyor çünkü. Gittikçe ivmeleniyor, yoğunlaşma yok. İşte şimdi ona karanlık enerji diyoruz. Onu tam anlamadığımız için, yani evreni gittikçe ivmelendiren şeyi parçacıklar cinsinden anlamadığımız için onu parçacıklar cinsinden anlamıyoruz. Genel görelilik şeysinde anlıyoruz ama parçacık fiziği bazını da anlamıyoruz. Onu anladığımız zaman onun ne olacağını söyleyebileceğiz. Yalnız bu arada bir takım başka kuramlar da var. Şimdi bu kara delikler var ya, nasıl olduğunu zaman varsa belki gireceğiz biraz sonra kara delik meselesine. O kara deliklerin göbeklerinden yeni evrenler doğuyor her birinden. Öyle bir kuram var. Nasıl? Yeni mi bu? Çok yok, yeni değil. Belli bir yoruma dayanıyor. Yani çok kabul edilmeyen bir yoruma dayanıyor. Ondan sonra işte o evren aynı bizim evren gibi genişleyecek falan filan. Onun içinde de gökadalar, galaksiler olacak, yıldızlar. Orada da kara delikler olacak. Yine yeni evrenler yani böyle. Ama biz oraya gidemedikten sonra bir önemi yok. Ne demiş yani, karacı olan ben güzel egzelim. Güzel benim olmayı. Şimdi onun gibi evet. Biz de o tarafa gidemiyorsak evet. Biz onu burada yani, kara delik olarak yani görüyoruz. Öyle şeyler de var. Ve yani bir ölçüde çok iyi anlamıyorum ama anladığım kadar yani şey değil, yok olmaz, şundan dolayı olmaz diyecek çok ciddi bir şeyler yok elimizde. Yani bilmiyorum. Peki hala hocam, siz bir şey ilave edecektiniz. Bu kara delikler tam olarak anladığımızı ben bence söyleyemeyiz. Ama kara deliklere işte gelmeden önce ben şunu sorayım mı? Çünkü önemli, geçmek istemem. Dediniz ki evrenin genişlemesi ve bu genişlemenin artık çok fazla hızlandığını. Yani stabil olarak bu hız artıyor çünkü evet. İvmeleniyor. Aynen. Hız giderek artıyor, yani ivmelenmiş oluyor. Bundan bahsettiniz ve bunu dediniz ki kara enerjiye bağlı. Ve biz bunu tam olarak tanımlayamıyoruz. Karanlık madde, karanlık enerji. Ben neden kara diyorum acaba hocam? O öyle bir, öyle diyen benim meslektaş arkadaşlarım da var. Dark enerji, dark matter. Şimdi görmüyoruz çünkü. Dark koyu, ne olduğunu bilmiyoruz. Da karanlık demek. Yani bu bir enerji ama ne olduğunu bilmiyoruz. Bakın kara madde var.
kara maddenin hiç olmazsa madde gibi davrandığını biliyoruz. Renk olarak düşünebilirsiniz. Ama bizim bildiğimiz diğer maddeyle etkileşmiyor. Bu karanlık enerji denen şey çok acayip bir şey. Peki nasıl bir şey? Acayip bir şey dediniz. Neden? Basıncı, ne yaptı ki acayip? Nasıl davranıyor ki basıncı acayip? Basıncı bir negatif olan bir gaz gibi. Yani özellikle mesela şimdi hani ben bir havayı doldurdum ya bir odaya. Değil mi? O hava parçacıkları duvarı itiyorlar. Evet. Bu gazı doldurabilseydim, havayı boşaltıp, tabii böyle bir şey mümkün değil. Bu çekecekti duvarları. Yani kütle çekimi adı üstünde. Acayip, yani basıncı negatif bir şey. Bizim bildiğimiz hiçbir madde basıncı negatif değil. Bizim bildiğimiz tüm maddenin basıncı pozitif. Şimdi bak, elektrik iki türlü değil mi? Evet. Aynı cinsten olanlar itiyor birbirini, zıt olanlar çekiyor. Oysa kütle çekimi Newton gözüyle baktığımızda tek türlü madde var, o da sadece çekiyor. Şimdi bu karanlık madde aradaki sanki mesafeye bağlı olarak ve kütleye evet, bağlı olarak evet, değil mi? Evet. Bu karanlık madde sanki kütle çekimine bir iticilik sağlayan bir nesne. Yani biz adi maddeyi itiyor. O zaman şey olmuyor mu? Yani zıt kutuplar yani pozitif negatifi çekiyorsa. Değil. Yine hepsi pozitif ama bu. Ha, kutup farkı yok. Değil. Evet. O hiçbir bağlantısı yani yok. Sanki itici bir kuvvet oluşturan bir madde. Şimdi tabii bunu bildiğimiz şimdi genel görelilik denklemleri eğri uzay zamanda. O zaman hocam çok özür dilerim. Çok özür dilemek istiyorum. Uzayda yer çekiminin olmama sebebi o mu acaba? Diğer yöne yok, doğru. Yani çünkü onun nötrlüğü diğerine çevirebilir diye. Dünyanın çekiminin etkisinden önemli ölçüde uzaklaşınca diğer yıldızlar ya da gezegenlerin de çok ciddi bir çekimine varmıyorsun. Onun için orada uzayda çekim yok gibi oluyor. Oysa var, var ama ya işte hepsi uzakta, hepsi seni aynı değişik yönlerden çekiyor, çekilmiyormuş gibi oluyor. Yani uzaklaşınca kurtuluyorsun sanki. Şimdi kozmolojik sadece. Şimdi uzayda çekim yok derken, yani mesela yörüngede uzay istasyonunda böyle uçuyorlar falan filan. Hı-hı. Yani o bu değil. O farklı değil. Bir şey. Başka dünyadan uzaklaşmış olmak da değil o. O hani ta ilk başta genel görelilik hani aslında yer çekimi diye bir kuvvet yok. Bu uzay zamanın eğriliğinden geliyor filan dedik ya. Yani genel görelilik bunu söylüyor dedik ya. Ya bu onun gibi bir şey. Yani şeyde siz yörüngede gittiğiniz zaman yani aslında genel çekim diye bir kuvvet olmamasından kaynaklanıyor bu. Siz yörüngede gittiğiniz zaman hani uzay gemisi dünyanın etrafında yörüngede, siz de dünya etrafında aynı yörüngedesiniz. Dolayısıyla şey oluyor. Yani sizi çeken, iten bir şey yokmuş gibi oluyor. Uzay gemisinin içinde onunla aynı gidiyorsunuz. Dolayısıyla ortada, havada, boşlukta kalmış oluyorsunuz. Şimdi yani bunun düşen asansörle havada kalırsın. Hiçbir ilgisi yok. Hmm. Aynen, düşen asansörle havada kalırsın. Dışını da görmüyorsan çekim yok. Şimdi burada biraz fizik 1'e dönmemiz lazım. Ay ben onu 2 kere aldım üniversitede. Şimdi yer çekimi dediğimiz şey nedir? Ben yer çekimini hissedebilir miyim? Ben yer çekimini hissetmiyorum. Benim aslında hissettiğim mesela sandalyenin bana yaptığı aşağıdan baskı. O kuvveti hissediyorum. Hissettiğim şey o. Ben çünkü o aşağı doğru G'nin yani yer çekimini yaptığının eş değerini yapıyor. Ondan sonra diyorum ki yer beni çekiyor. Dolayısıyla ben sandalyeyi itiyorum. Sandalye de beni itiyor. Bu Newton kanunlarına göre bunu böyle izah etki ediyoruz. Etki tepki. Ya şöyle düşünelim. Etki tepki diyoruz evet. Ama şimdi ben pencereden aşağı atlasam, gözlerimi de kapasam hiçbir şey duymam. Yere çarpana kadar. Ama ivmelenerek limi tuzu ulaşana etmezsin kadar. Hayır, ivmeleniyorum. İvmeleniyorum ama hissettiğim bir şey yok. Ha, şimdi havayı asansör unut. Asansör deneyi de Einstein'ın böyleydi. Evet, aynen onu dedim sana. Asansör içinde yani. İsen, asansör düşüyorsa sen dışarıyı görmüyorsun. Asansörün içinde boşluktasın. Yani hiç istersen zıpla, ne yaparsan yap havada kalırsın. Ama asansör oradan yere çarptığı zaman sen de asansörün tabanına çarparsın. Bir başka değişim. Aynı hızda. Mesela tartılıyorsunuz akşamleyin. Diyelim ki 50 kilosunuz. Tamam mı? Nerede? Şimdi baskülün üzerinde şöyle zıpladığınızı düşünelim, tamam mı? Hmm. O zaman o baskül 50 kilo göstermez. Evet. Yani böyle 0 ile 100 arasında gider gelir. Değil mi? Peki siz zıplarken sizin ağırlığınız 0 ile 100 arasında gidip geliyor mu?
Hayır. Hayır, sizin ağırlığınız 50 ise hep 50. Yer çekimi kuvveti de değişmiyor. Demek ki sizin, yani baskülün hissettiği kuvvet yer çekimi değil demek. Yer çekimi olsaydı sabit durması gerekirdi. Aa, evet, Einstein de bunu buldu. Hayır, bunu hayır, Newton buldu. Hayır, bunu Newton buldu, Einstein de bunu gelişti. Einstein de dedi ki, Einstein evet, Einstein buradan yola çıkarak, buradan yola çıktı. Sonra da aslında totalde geliştirdiği şey, statik yani durgun olarak ivmelenmeyen cisimle ivmelenenin aynı etki altında Einstein olacağını şunu söyledi. Şunu getirdi diyebiliriz, madem ki ben pencereden atladığım zaman, hep bunu söylüyorum herhalde, öyle bir fikrim. Pencereden atladığım zaman hiçbir şey hissetmiyorum, o zaman demek ki o benim gittiğim uzayın en normal durumu bu. Bakın Newton'un kanunu şunu diyor. Bir maddenin en tabii durumu sabit hızla gitmektir diyor. Einstein de diyor ki uzay zamanda bir şeyin en tabii durumu o eğri uzay zamanın doğruları üzerine gitmektir diyor. Yani onların en doğrusu üzerine gitmek. Pekala. Hocam bu resim maalesef eksik. Orada tepede bir adam var. İki tane taş atmış. Biri büyük, biri küçük. Ve o taşlar yere gidiyor ve beraber çarpıyorlar. Bu olayı ilk gözleyen, açık seçik gözleyen adam Simon Stevinus diye bir Belçikalı. İşte Einstein'ın yaptığı, ya bunlar iki ayrı taş aynı şekilde düşüyorlarsa, hani kütlelerinin değişik oluşu bunların düşüşlerini, hızlarını etkilemiyorsa, demek ki bunların kütlelerinin çekim ve hareket özellikleri aynı. Yani çekim kütlesiyle işte bilmem harekete karşı gelme kütlesi aynı şeydir. Evet, yani bu cisme bağlı bir şey değil, uzaya bağlı bir şey. Ama zaman da var tabii, uzay zamana bağlı dediği zaman Einstein onu diyor. Yani o Einstein'den önce de Galileo, mesela Galileo de bir deney yapmış, evet. Böyle burada resmin bir ucunda Galileo başı var. Başı derde girmeden önce değil mi? Evet, bir önce. Orada bir eğik düzlemden bir top yuvarlanıyor. Bir ucunda asistanı var, öbür ucunda kendisi var. Beceremedim resmi böyle basmayı. O topları yuvarlayarak o da işte bu Simon Stevinus'un bulduğuna benzer sonuçlar bulmuş. Ve onu matematikleştirmiş. Hocam kedi ne yapıyor burada? Kedi... Seviyor musunuz vallahi, kedi? Vallahi. Evet, ben diyecektim. Tam onu diyecektim, çok yaşa. Ama Schrödinger enayilik etmiş kedi. Yanlış bir örnek. Çünkü kediyi kutunun içine kapattığın zaman bağırır, çağırır. Oraya bir solucan koyaydı. Daha iyiydi. Hocam siz üşüdünüz mü? Klimayı kapattırayım o zaman ben. Tamam, Alper'cim. Aldın mesajı. Bir de bu arada Alper, şunu rica ediyorum. Kara deliklerle ilgili bir animasyon var. Geçtiğimiz günler daha çok yeni NASA yayımladı. Gerçeğe yakın bir animasyon. Bunun üzerinden hocam kara delikleri konuşalım istiyorum. Karanlık madde, karanlık enerjiyi konuştuk ya. Ama kara delik. Karanlık değil. Pekala, şimdi onu izleyelim. Bunun üzerine konuşalım. Nedir hocam kara delik? Nasıl oluşuyor? Varlığını nasıl anlıyoruz biz bunların? Şimdi nedir, nasıl oluşuyor? Bunlar iki farklı soru. Tamam. Bunu mu gözlemlemek istiyorsunuz ben şu an? Şu nedir diye bir, bu animasyon neymiş diye bakıyorum. Ha şeyden, evet anlaşıldı. Bu sarı kırmızılı falan kütle anlaşılan bir yıldız ya da bir toz bulutu. Ötekisi de kara delik. Kara delik onu çekerken, tabii ki kara delik küçük olduğu için bu hemen giremiyor içeriye. Etrafında önce bir girdap oluşturuyor. Ondan sonra girerken de çok sıkışıyor. Bu sıkışmanın etkisiyle de kara deliğin ekseni yönündeki cisim böyle bir jet şeklinde, oradaki cisimler diyelim, uzaya fışkırabiliyor. Yani kara delik bir taraftan çekiyor. Ama onun çekmesiyle henüz içine girememiş olan maddenin bir kısmı da eksen tarafından dışarı fışkırıyor. Yani bunun kuazar dediğimiz çok uzakta ve çok yüksek enerji veren bazı gök cisimlerinin çalışma mekanizmasının bu olduğu düşünülüyor. Yani neyse, şimdi kara delik nedir'e
bir baştan bir dönelim. Sizin konunuz zaten kara delikler değil mi? Kara deliğin tarif etmenin birkaç şeyi var. Hani ne diyeyim, seviyede anlatmak mümkün. En basit seviyede anlatmak şu: kara delik o kadar yoğun çekime sahip bir cisim ki ışık bile kaçamıyor. Bu fikri ilk kez 1784'te John Mitchell diye bir adam ortaya atmış. O zaman daha ışık işte dalga mı tanecik mi filan diye de tartışılıyor. O zaman ışığın tanecik olacağı varsayımıyla demiş ki, ha ben böyle öyle bir cisim düşünebilirim ki demiş de ondan ışık bile kaçamaz. Yani kaçmak derken şunu kastediyoruz. Mesela her cismin bir kaçış hızı vardır, her gök cisminin. Mesela ben şunu aldım, tamam, bunu yukarıya fırlattım, düşüyor geri. Ondan sonra hocam bir daha yapalım mı onu şimdi sizde? Tamam, yapacağım zaten. Şimdi yukarıya fırlattım, düşüyor geri. Daha yüksek hızla fırlattım, gene düşüyor. Şimdi bu hep düşecek gibi geliyor bize. Ama bu doğru değil. Çünkü dünyadan uzaklaştıkça çekim azaldığı için ben bunu yeterince hızlı fırlatırsam artık geri düşmeyecek. Saniyede hava, 11 kilometre. Hava çekimini, hava sürtünmesini ihmal edersek dünya için bu saniyede 11 kilometre, 11.2. Mesela ay yüzeyinde olsaydım işte 1.6 mı ne olacaktı? Şimdi öyle yoğun bir çizim düşünebilirim ki bu şey hızı, kaçış hızı ışık hızına eşit olsun. Bunu düşünmüş Mitchell. Ve hatta şöyle bir şey demiş: biz eğer işte yıldızlardan gelen ışık hızını ölçebiliyor olsak işte o yıldızın kütlesi hakkında bir fikir elde ederiz. Yani işte normal, o zaman da daha ölçememişlerdi. 300 bin ya ışık hızı kilometre bölü saniye cinsinden. Diyelim ki biz bir yıldıza baktık, o yıldızdan gelen ışığı 250 bin ölçtük. Bir başka bir yıldıza baktık, 200 bin ölçtük. O zaman bu 200 bin ölçtüğümüz yıldız ötekinden, 250 bin ölçtüğümüzden daha yoğun olacak filan demiş. Bu daha 1784, yani daha 18. yüzyıl. Fakat daha sonra ışığın dalga teorisi şey kazanınca, hani öne geçince bir dalganın yavaşlaması çok söz konusu değil. O yüzden bu kavram gündemden kalkıyor. Ve ancak Einstein da tekrar devreye giriyor. Einstein ilk önce yine kuantum fikrinden ışığı tanecik gibi düşünerek ilk yaklaşımını yapıyor. Daha sonra uzay zamanın geometrisi cinsinden yapıyor ve uzay zamanın geometrisi cinsinden şeyi, kara deliği tarif etmek mümkün. Yani uzay zamanın, yani orada tarif biraz daha zorlaşıyor. Sonuçta aynı yere çıkıyor. Yani ışığın çıkamadığı bir şey. Tamam. Ama bu uzay... Peki biz bir kara deliği doğrudan gözlemleyebiliyor muyuz? Gözlemleyemezsiniz. Çünkü uzay siyah arkası. Kara delik siyah. Nasıl gözlemleyeceksiniz? Nasıl hakkında bilgi sahibiyiz? Peki, onu şöyle hakkında bilgi sahibiyiz. Hocam bu arada nasıl bilgi sahibiyiz? Bu soruya girmeden arzu ederseniz şapkanızı çıkarım. Çok siyah gözlü çıkıyorsunuz, gölge yapıyor da. Çıkıştan gördüm şimdi. Buyurun. Şeyden, hani aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Yani yaptığına bakarak kara deliği gözlemliyoruz. Yani deminki animasyonda gördüğümüz gibi kara delik bir şey yutuyorsa, o zaman bunun içine, yani sonuçta kara delik çok küçük bir cisim. Bir şey yutması için o cismin bayağı bir sıkışması lazım. Sıkıştığı zaman da bunun çok çeşitli emareleri çıkıyor. Bu emareleri gözlemleyebiliriz teorik olarak. Bu tür gözlemler yapılıyor. Ama onlar da henüz çok %100 değil. Çünkü mesela nötron yıldızları da benzer şekilde çok küçük cisimler. Bunlar da aynı şekilde şeye çektikleri zaman, yani tipik bir kara deliğin işte olay ufku boyutu yarı çapı işte 3 kilometre, 4 kilometre, 5 kilometre. Yani kara delikte 10 kilometre. Olay ufku boyutu dediğiniz etrafında demin de gör şu parlak yer değil yok, mi yok, olay hayır, ufku? Hayır, hayır değil. Neresi peki? Artık geri gelemeyeceğiniz yüzey. Hani dedik ya ışık bile kaçamıyor. Yani hiçbir şeyin geri kaçamayacak. O parlak yer içine düşen maddenin çok sıkışarak hidrojen bombası gibi patladığı yer. Evet. Yani o patlamalar sonucunda böyle bir ışık evet, çıkıyor evet. Aslında. Yani tabii o animasyondaki şeyler, o animasyonda Alper onu da anlaşılma tekrar. O animasyonda gördüğümüz o disk falan böyle işte hani on binlerce kilometre falan boyutunda bir şey o. Kara deliğin kendisi 10 kilometre. Yani onun kara deliğin kendisi orada çok küçük bir şey. Ufuk ne kadar? İşte ufuk 10 kilometre. Ufuk 10 kilometre. Ne diyorduk? İçine girdiğiniz vakit kaçamayacağınız noktadan evet, bahsettik. Olay ufkuyla ilgili olarak. Evet, yani o şeyden oluyor. Uzay zamanın eğrilmesi. Uzay zaman o kadar eğriliyor ki
Şimdi burada zaman ne demek? Oraya geliyoruz. Yani zaman o kadar eğriliyor ki siz oradaki o benim olay ufku dediğim yüzeyi eğer geçtiyseniz ondan sonra merkeze doğru gitmekten başka seçeneğiniz kalmıyor. Onu da ben şöyle... Merkeze dediniz içindeki. Evet. Onu da ben şöyle ifade ediyorum. Yani bu zamanın tanımına geliyor. Yani tarih boyunca işte filozoflar, bilim adamları zamanı tanımlamaya çalışmışlar. Şimdi çok çeşitli tanımlar yapılmış ve bu tanımların büyük çoğunluğu da metafizik. Ben kullanılabilir hani şey deyimle operasyonel tanım olarak bir tane mantıklı tanımını bulabildim zamanın. Zaman öyle bir boyuttur ki o boyutta ilerlememek elimizde değildir. Bu. Bundan başka bir şey yok. Yani ben şimdi hani şu tarafa gidebilirim. Bu tarafa da gidebilirim. İşte yukarıda zıplayabilirim. Tamam mı? Ama bunların aksini de yapabilirim. Yani uzayda durmak mümkün ama zamanda durmak mümkün yani, değil. Yani uzayda hani şu yöne git mesela şu x yönü. Bunda ben pozitif x yönüne de gidebilirim, negatif x yönüne de gidebilirim. Z'ye de gidersiniz. Y için de aynı şey geçerli. Z için de aynı şey geçerli. Ama zaman yönü için elimde değil. Zaman yönüne hani benim hani fıtratım o ki. Evet. Yalnızca benim değil. Bütün maddenin fıtratı o ki bu zaman yönünde gitmek zorunda. Durmak da elimizde değil. Geri dönmek de elimizde değil. Zamanı diğer boyutlardan ayırt eden bu. Şimdi fakat uzay zaman madde tarafından etkilenebiliyor. Ve bu kara delik dediğimiz yer uzay ve zamanın büküldüğü ve o kadar bükülüyor ki aynen nasıl ben zamanda ileri gitmemek elimde değilse de o olay ufkunu geçtiğim zaman o olay ufkunda merkeze doğru gitmemek elimde değil. Tabii kozmik bir aspiratör gibi de düşünebilirim. Şöyle diyeyim. Çok mu hayal gücü oldu? Ama İbrahim'cim white hole solution'ları da var. Jeodezikleri. İşte. Yani yani eğer zaman boyutu işte kaderimizin olduğu yer, hani gitmek zorunda olduğumuz yer gibi düşünürsek işte onu o kadar eğiyor kara delik. Yani o yüzden gitmek zorundayız. Yani doğası gerekiyor. Pekala. Şimdi yani burada kara deliği düşerek kaderinize karşı gelebilirsiniz. Zamana... Ya. Zamana bir tanım yapmak daha mümkün. Ben derste öyle yapıyorum. 30 yıl önceki resmimi götürüyorum. Sakalım kıpkırmızı, kızıl. Bir de şimdi bakın diyorum beyaz. İşte zaman bu. Yani bu da işin gözle hemen görülebilir şekli. Şimdi burada önemli olan mesele şu zaman meselesinde. Onu biraz açmanızı isteyeceğim. Bu göreceli ya hani göreli böyle değişiyor. Interstellar filmine de atıfta bulunmuştunuz. Orada olan bir takım şeyler var ve çeşitli makaleler de yazıldı. Bir tanesini de çok değerli hocam İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Kerem Can Koçak yazmıştı. Kendisine de sevgi ve saygılarımı iletiyorum buradan. Yurt dışında olduğu için kendisini ağırlayamadık bugün programda. Hangileri doğru, hangileri biraz hayal ürünü? Mesela içeride boyutlar vardı. Ama ben isterim ki zamandan başlayalım. Zaman nasıl değişebiliyor orada? Pardon, Yıldızlar Arası filminden mi bahsediyorsun? Evet. Orada olay ufkunu geçtikten sonrasının tamamı spekülasyon. Hmm. Ondan öncesi büyük ölçüde bilimsel şu anki bilgilerimizle uyumlu. Peki yani, biraz açabilir şeyden, misiniz? İşte yani en akılda kalıcı, çarpıcı ve bilimsel bilgilerimizle uyumlu olan şey işte o olay ufkuna yakın olan gezegen ile daha dış yörüngedeki uzay gemisi arasındaki zaman farkı. Yani hani aşağıda 3 saat geçirdiler, yukarıda 15 yıl falan geçmişti. Yani bu mümkün. Ve kesinlikle ama bunun böyle olması için o gezegenin olay ufkuna çok yakın olması lazım. Yani bu olay ufkuna ne kadar yaklaşırsanız bu zamanın hani aşağıda artık hızlı mı diyeceğiz, hızlı geçmesi şeyi o kadar güçlü oluyor, etkisi o kadar güçlü oluyor. Ama hani olay ufkundan geçtiğinden sonrası tamamen spekülasyon. Çünkü olay ufkundan sonrası hakkında aslında bir şey bilmiyoruz. Bilmediğimiz için atmak serbest. Yani bildiğimiz konu atamazsınız yani sonuçta. Deriz ki yanlış söyledi, yanlış yapıyorsun kardeşim deriz. Ama yani o tarafı bilmediğimiz için adam ne yaparsa yapsın yanlış yaptı. Peki öngörebildiğimiz şeyler var mı içerisine dair? Yani işte, atmak serbest. Atmak serbest ama yani hani, bu da tutucu davranırsak doğru bir şey değil. Hayır yanlış diyebilmek için de bir fikir sahibi olmak gerekir. Yeni evrenlerin oluşacağı kadar spekülasyon yapabiliyorsunuz. Evet. Yani
öyle matematiksel çözümler bile bulmak mümkün. Yani içine gidip de siz oradan başka bir evrene geçebileceğiniz matematiksel çözümler bile bulmak mümkün. Ama yani doğa bizim bulduğumuz matematiksel çözümlerin ne kadarını gerçekliyor onu bilmiyoruz. İşte o solucan deliği dediğin, kurt deliği de neyse fark etmez. Yani o onlar hep onunla ilgili. Pekala, boyutlar hakkında bir bilgimiz var mı? İçerisindeki o da yok. Şimdi orada İçine girsem böyle çok... sicim gibi uzayacaksın. Yine ya, orada da tabii üç uzay bir zaman boyutu var. Ama tam bu olay ufkundan geçerken her şey allak bullak olduğu için zor oluyor. Şimdi bir takım elimizde matematik çözümler var. Çünkü bütün mesele şurada. Koordinatla uzay arasındaki farkı anlatmak lazım. O da çok zor bir şey. Yani nasıl yani desem, yani bir küre yüzeyini mi anlatsak, nasıl anlatsak yani? Yani çok, yani şey diyelim aslında belki fikirlerimiz hani çok öyle başkasına anlatabileceğimiz kadar olgunlaşmış değil henüz bu konudaki bilgilerimiz veya fikirlerimiz. Yani olay ufkuna kadar olan kısmı anlatabiliriz de. Yani oradan ötesi, yani bir kere zaten olay ufkunun, şimdi hocam koordinat ve uzay dedi. Yani olay ufkunun doğasının anlaşılması bir kere matematiksel çözümünün bulunmasından sonra 50 yıl falan sürdü. Tabii. Şu 1916'dan yok etmiş, 1967'ye kadar. Yani yani matematiksel olarak baktığın zaman olay ufku böyle bayağı garip gözüküyor. Aslında evet bayağı garip ama hani ilk anda düşündüğümüz kadar garip olmadığını anlamamız bir kere 50 yıl falan sürmüş. Yani ama işte olay ufkunun olmadığı koordinatlar da var. Mesela Schwarzschild'in orijinal koordinatlarında olay ufkunu sıfıra koymuş. Dolayısıyla başka bir şey görmüyorsunuz. Yani orada bitiyor uzay gibi düşünmüş o. Ama sonra anlaşıldı ki hakikaten olay ufkunun ötesinde de hayat var. Fizik var yani. Pekala, fizik var. Fizik kuralları olabilir. Peki şunu gözlemleyebilsek zaten aslında bu soruların çoğuna cevap bulmuş olurduk ama içerisinden tekrar çıkış mümkün mü? Ha, aslında tamam, ben şimdi nerede kaldığımızı hatırladım aslında. İçerisinden tekrar çıkış mümkün mü? O bence tekrar çıksanız bile bizim evrene çıkmazsınız. Ama şimdi bu artık iş spekülasyona giriyor. Biz kaldığımız yani kara deliği nasıl gözlemliyoruz'u anlatıyorduk. Orada kaldık, dağıldı. Şimdi bir kara deliğin oluşması için devam edebilir miyim ben? Buyurun hocam. Bir kara deliğin oluşması için bu kadar yoğun bir alan, yoğun bir madde oluşturmak gerekiyor. Siz herhangi bir maddeyi alıp... Bence şapkını ters tak şöyle. Şimdi şöyle bir şey oldu. İzleyicilerimizi bir açmak istedim. Yönetmenim Alper kulağıma konuşuyor. Burada sizler duyuyorsunuz. Hocaların duyuyor. Ne hakkında konuştuğunu da duydular. Şimdi evet hocam şapka biraz problem oldu. Ters çevir ya. Ters çevir ya. Ters çevir ya. Hocam. Üşüyor kafam ya. Ya ters çevirme. Klimayı da kapattık ama ya, çok üşüyorsun. O da ters zaten. Tamam İbrahim. Peki tamam. Gel. Hocam gel çok tam bilim insanı oldunuz. Şimdi. Çok özür dilerim hocam, buyurun. Tamam. Hep Alper'in yüzünden. Şimdi bu yoğun çekim alanını oluşturmak için bir maddeyi alıp sıkıştırmak gerekiyor. Bu maddeyi alıp sıkıştırmanın da belli bir formülü var. Aslında çok basit bir formül. Direkt kütleyle doğru orantılı. Yani bir cismin kütlesi ne kadar büyükse onu o kadar büyük bir boyuta sıkıştırmanız gerekiyor. Herhangi bir şeyi, mesela bizim güneşi kara deliğe çevirmek için 3 kilometre yarı çapında bir küreye sıkıştırmanız gerekiyor. Dünyayı kara deliğe çevirmek için yaklaşık 2 santime falan sıkıştırmanız gerekiyor. Beni eğer 1 metrenin trilyonda birinin yüzde birine sıkıştırırsanız ben bir kara deliğe dönüşürüm. Şimdi ama gerçek hayatta bunlar olmuyor. Çünkü madde sıkışmaya direnç gösteriyor. Gerçek hayatta bu direnci yenmek için en az bizim güneşin 3 misli falan bir kütle gerekiyor ki onun çekimi bu direnci yensin ve bu gerekli sıkıştırmayı oluşturabilsin. Bunlara şey diyoruz, işte astrofiziksel kara delikler diyoruz. Yani bu demin bahsettiğim çok yüksek kütleli yıldızların
ömürleri bittiğinde, yani nükleer yakıtları bittiğinde kara deliğe dönüşmesi söz konusu. Bu süpernova patlamalarıyla bağlantılı değil mi bu? Tabii tabii, direkt bağlantılı. Yani evet, bu yüksek kütleli yıldızlar ömür Kızıldev evresinin sonunda süpernova patlaması oluşturuyorlar. Bu süpernova patlamasının ardından geriye kalan çekirdek yaklaşık 3 güneş kütlesinden düşükse nötron yıldızı oluyor, fazlaysa kara delik oluyor. Ancak bunlar çok küçük olduğundan bunları görmemiz pek mümkün değil. Ve nötron yıldızlarıyla da karışması mümkün. Ancak bir de şeyler var. Bunların gökadaların çekirdeklerinde birleşmesinden oluşan böyle hani 5 yıldız kütleli, 5 güneş kütleli, 10 güneş kütleli değil de milyonlarca güneş kütleli, süper yüksek kütleli dediğimiz kara delikler var. Bizim Samanyolu'nun merkezinde 4 milyon güneş kütleli bir tane var. Ve bir başka galaksinin merkezinde en yüksek birkaç milyar güneş kütleli bir tane bulundu. Bunları daha rahat gözlemleyebiliyoruz. Bunlar, peki çünkü dünya bir kara delik tarafından yutulma tehlikesiyle karşı karşıya olabilir mi? Hayır, şu anda değil. Ama yakın bir gelecekte de değil, olabilir. Yakın bir gelecekte de değil. Şimdi hocam nasıl bu kadar mesela net konuşuyoruz? Yani güneşle birlikte bütün hareketleri lazım. Ya bütün hareketler milimlik, saniyelik kesin ve net mi? Yani bir şey olabilir orada, yolunda gitmeyen küçük bir şey değişebilir. Bir açı değiştiği zaman şu anda hepsi yıkılmaz mı? Yok ama gözleyerek bunu söyleyebiliyoruz. Yani mesela işte bir kara delik, bir yıldız birbirine yaklaşıyorlar. Ondan sonra diyoruz ki mesela şu kadar milyar sene sonra bu kara delik bu yıldızı yutacak diyoruz. Bunları söyleyebiliyoruz. Ya işte iki tane galaksi çarpışacak diyoruz, bir tanesinin ortasındaki kara delik. Bize yaklaşan bir kara delik olsaydı yok işte yani. Uranüs'ün falan yörüngesi evet, değişmiş olurdu şu ana kadar ve biz bunu gözlemlerdik. Pekala. Şimdi bu süpernova patlamalarına da değindik ya, sonuçta yıldızlar kara delik tarafından yutulduğundan da bahsettik. Burada önemli olan aslında benim ilgimi çeken bir mesele vardı. Yakıtları bitiyor. Ama patlamaları için de belirli bir enerji gerekiyor. O enerjiyi nerede bulmaları hikayesi. Hatta çekimler. Onu da bir not almıştım. Çekimler. Ne kadar bir enerji olduğu ile ilgili. Müthiş çekimden şey. 30 bin kilometre saat hızı uzayda saçılıyorlar. Peki bu enerjiyi nasıl? Çok daha fazla. 30 bin kilometre saniye. Saat değil. Ben saat yazmışım notlarıma, muhtemelen yanlış yazmış da olabilirim ama çok dikkatimi çekmişti yani. Yahu yakıtı bitiyor ama bu enerjiyi nereden buluyor? Ama şöyle, şimdi bir yıldız bir hassas dengede. Çünkü çok büyük olduğu için müthiş bir çekim gücü altında, çekim kuvveti altında o yıldızı sıkıştırmaya çalışıyor. Fakat yıldız enerji ürettiği için o enerji ışık halinde ve başka parçacıklar halinde merkezden dışarı doğru ilerlediği için o da dışarı doğru bir basınç yaratıyor ve dolayısıyla bu kütle çekimini dengeleyen şey bu basınç. Şimdi yıldızın enerjisi bittiği zaman dışarı doğru bir basınç kalmıyor. Bu sefer yıldız çöküyor. Yıldız çöktüğü zaman bir kara delik haline geldiği zaman kararsız oluyor. Orada bir sürü işte termonükleer reaksiyonlar oluyor ve o sonunda patlatıyor. Dolayısıyla içe doğru çökmesi esas yıldızı patlatan. İçeriden dışarı doğru bir şey. Termonükleer enerjiden gelmiyor şey. Termonükleer reaksiyonlardan gelmiyor enerji. Şöyle şimdi bizim Kızıldev'imiz var, tamam mı? Kızıldev'in ortasında bir yakıtı bitmiş çekirdek var. Tamam. Yani şimdi bu çekirdek gittikçe büyüyor. Ve bu şey dediğimiz Chandrasekhar limiti dediğimiz limiti geçtiği zaman bu çekirdek tamamen nötronlara dönüşüyor. O da şeyden kaynaklanıyor. Yani işte protonlar ve elektronlar birleşiyor basınçtan dolayı. Ve nötronlara dönüşüyor. Eşit oluyor. Protonu ve nötronu, yani negatif ve pozitif yükleri eşit oluyor. Şimdi bu nötronlara dönüşmeden önce bu çekirdeği dengede tutan şey bizim elektron fermi basıncı dediğimiz bir şey. Bu lisede öğrendiğimiz Pauli ilkesinden dolayı elektronlar herhangi bir enerjileri olmasa dahi birbirlerini itiyorlar. Ama bu elektronlar protonlarla birleşince ortadan yok olmuş oluyor. Dolayısıyla bu fermi basıncı da yok olmuş oluyor. Ve bu birdenbire çöküveriyor. Yani bu çekirdek dediğim şey yaklaşık dünya büyüklüğünde. Yani işte 6-7 bin kilometre çapında mesela ya da 10 bin kilometre çapında. Bu birkaç saniye içinde 10 bin kilometre çapından
10 kilometre çapına düşüyor. Peki İbrahim, nötronların fermi basıncı yok mu? O işte ancak 10 kilometre çapına düşünce devreye giriyor. Orada çıkıyor. Şey olduğu için, evet. Kütlesi daha büyük olduğu için. Ve şimdi ne oldu? Burada sizin 10 bin kilometrelik bir yapınız vardı. Bir saniye içinde şey oldu, 10 kilometreye düştü. Ne oldu? Burada bir boşluk oluştu. Yıldızın dış tabakalarının altı boşaldı. Nasıl çizgi filmde böyle Roadrunner şeyden uçurumdan şey yapınca şöyle bir... Havada kalıyor. Böyle yapıyor, havada kalıyor. Onun gibi ilk önce böyle hafif bir havada kalıyor bu. Çünkü eylemsizliği var. Sonra bu arkadakisi o çökmüş olan nötron yıldızı çekirdeğinin üzerine düşmeye başlıyor. Bu arada nötron yıldızı o çökmenin etkisiyle sıkışıyor. Tekrar geri doğru... geri zıplarken yukarıdan aşağı düşenle çarpışıyor. Fakat burada artık çekim o kadar yoğun ki o demin dediğimiz 30 bin metre, kilometre bölü saniye yani ışık hızının işte 5'te 1'i, 3'te 1'i falan gibi hızla yukarıdan ki yıldızın dış tabakaları içeri düşüyor. İç tabakalarda dışarı içteki nötron yıldızı da dışarı doğru gelirken orada çarpışıyorlar. Bahsettiğimiz şey yani yaklaşık bir güneş kütlesindeki iki tane kütlenin ışık hızının hatırı sayılır bir kesriyle çarpışması. Ve bu çarpışmadan ikisinin kinetik enerjisi ortada ısıya dönüşüyor. Ve çok sınırlı bir alanda ve sınırlı bir zamanda çok yüksek miktarda ısının ortaya çıkması tamamen patlamanın tanımıdır. Patlama bu demektir. Böylece de bizi yapan elementlerin çoğu orada oluşuyor. Bu patlama maddenin bir kısmını içeriye sıkıştırıyor. Daha büyük bir nötron yıldızı ya da kara delik yapıyor. Bir kısmını da uzaya geri saçıyor. Ve bu uzaya geri saçtığı zaman hocamın söylediği bu gerek Kızıldev evresinde oluşmuş olan yüksek çekirdekler gerekse bu tam bu patlama esnasında oluşan yüksek çekirdekler uzaya sıçrıyor, saçılıyor ve yani sizin mesela biz element olarak nelerden yapılmışız? İşte hidrojen var, oksijen var, karbon var, azot var bizim ağırlıkla bizim gövdemizde. Demir de önemli tabii. Ama hani bizde ağırlıklı olan elementler bunlar. Ve bu hidrojen haricinde diğer saydıklarım, oksijen, karbon, azot, bunlar hepsi Kızıldev evresinde bir yıldızın içinde oluştular. Çekirdekler sentezlendi orada ve oradan uzaya saçıldılar. Yani bizim elimiz içimizdeki herhangi bir hidrojen atomu, azot atomu, oksijen atomu bir zamanlar milyarlarca yıl önce bir yıldızın içindeydi. Ve hatta orada oluştu. Biz yapan şeyler de buradan geldi dediniz. Ve şey ötesi, demirin ötesindeki... Yani işte altın, bakır, gümüş filan yani periyodik cetvelde demirin ötesinde uranyum. Olan bütün elementler, uranyum, kurşun falan bütün atomlar tam bu süpernova patlaması sırasında oluştu ve uzaya saçıldı. Ve hatta şuradaki bir karbon atomuyla buradaki bir karbon ya da azot atomu, nitrojen değil azot bu arada... farklı yıldızlardan gelmiş de olabilir. Nitrojen değil, azot bu arada. Bu uyarıyı da yaptı İbrahim Hoca. Şimdi Alper yine ben bir görsel rica edeceğim Burak'tan. Bu Back to Future günüydü ya, hani geleceğe dönüş, neler öngörüldü, neler Back to the Future'da, neler gerçekleşti. Oradan bir görüntüyü paylaşalım. Gerçekten böyle mi oldu diye. Yeni bir versiyonu mu çıktı yoksa eskileri Hayır, mi hocam, gösteriyor? Hayır hocam, tarihte oldu. 21 Ekim 2015'i geçtik. 30 sene oldu. Şimdi orada öngörülen şeyler vardı. Hangileri oldu, hangileri olmadı. Mesela böyle olması öngörülüyordu ama bu benim istediğim şey değildi zannediyorum. Biz konuşalım isterim. Zamanla yolculuk nasıl olacak? Bütün dünyada işte Reader's Digest'te falan neler olacak ileride diye böyle sayfalar çıkardı. Onların onda biri olmadı. Ama onların öngöremediği tamamen hayatımızın bilgisayarlaşması oldu. Her neyse. Yani o mesela bilim kurguda pek yoktur. Geçmiş bilim kurguya baktığınızda. Yani bilgisayarların hayatımızın içine bu kadar gireceğini öngören pek yok. Asimov'un bir öyküsü var. 1950'lerde yazmış. O öyküde insanların doğduğunda ellerine birer bilgisayar hesap makinesi verileceği ve çarpma yapmayı unutacakları, sadece orada düğmeye basacakları söyleniyor. Ve
bir kağıt şey işte diyelim ki tapu memuru ya da vergi memuru çarpmayı icat ediyor. Uzay gemisi pilotları çok seviniyorlar çünkü artık kendi rotamızı kendimiz yapacağız diyorlar. Ben bu öyküyü okudum 1969 yılı baharında. O yaz Armstrong tam aya inerken taşlık olduğunu gördü. Otomatik pilottan çıkarttı ve düzlük bir yere indirdi şeyi. Ve ben bu öyküyü hatırladım, seyrediyordum. Tesadüf Amerika'daydım ve çok heyecanlandım. Yani Asimov bunu bir nevi görmüş o zaman. Yani Asimov'da var. Başka okumadım. Senin yani kadar çok okumadım bilim kurgu yani. Ama Asimov. Onun o genel böyle destansı romanlarında falan mesela o yoktur. Orada başka şeyler başka var. Şey. Havaya evet, hesap evet. yapıyorsun. Psiko tarih var değil mi? Peki. Şimdi hocam zamanda yolculuk mümkün olacak mı? Teoride evet ama pratikte nasıl? Işınlama olacak mı? Ben bir konuşayım. Buyurun. Fethi Hocam sizle başlayalım. Hocam siz de devam edin. Şimdi zamanda yolculuk hepimiz yapıyoruz. Bakın işte bir saat önce saat 12 anındaydık. Şimdi 13-15 anındayız. Yani o anlamda zamanda yolculuk hepimiz yapıyoruz. Şimdi zamanda geri yolculuk. Geri yolculuk. Zamanda geri yolculuktan ya da önce çok ileri yolculuk. Şimdi ileri yolculuk. İleri yolculuk mümkün ama geride biraz problem var. İleri yolculuk. Ya şimdi geri yolculuğu da mümkün kılacak genel görelilik çözümleri yapmak mümkün ama yani sorun orada genel görelilikten kaynaklanmıyor. Ben ilk önce olmayacağı söylemeden önce olacağı bir söyleyeyim de. İşte ne bileyim ben yüzlerce binlerce yıl geleceğe gitmek de mümkün. Yani aynen şeydeki gibi. Işte, maymunlar gezegeni. O değil. Bu şey Interstellar filmindeki gibi. Nasıl görmedim adam onu. Aşağıya gezegene indi. Sonra yukarı çıktı. Yukarıda 15 yıl geçmişti. Yani bu efektif olarak 15 yıl geleceğe gitmek demek. Evet çünkü bu zaten bu gerçekleşmiş 1/48 evet. oranında bu 800 gün evet. uzayda kalmış. Zamanın yavaş geçtiği bir yere iniyorsunuz. Hı hı. Tabii orada biraz yaşam zor oluyor ama çünkü yer çekimi falan fazla olduğundan yürüyemez eğer hayatta yani. Kalırsanız da geri dönerseniz yok, daha şey, genç olarak dönüyorsunuz. Gelgit etkisi ama, yüksekti ama biraz orada. Da sıkışmış olan. İşte o şey o yüzden oradaki kara deliği süpermasif yaptılar. Yani o gelgit etkisi şey hani gezegende böyle büyük dalgalar yaratacak kadar olsun ama hani onları öldürecek kadar olmasın diye. Hocam yani şimdi mümkün. Biraz önce dediğiniz şimdi, mesele şu. Rus kozmonot Sergei Krikalev 1985'te başlayan uzun kariyeri boyunca Sovyet kozmonottu. Uzayda kesintisiz olarak 803 gün geçirdi. Tamam. Einstein de kanıt gibi onun için zaman Mir uzay istasyonunda dünyaya göre daha yavaş geçti. Tamam. Bütün bunların sonucunda Krikalev dünyada bulunan tüm varlıklardan 1/48 saniye daha az yaşlandı. Tamam. 1/48 saniye dediniz. 800 bilmem kaç günde. 803 demin, gün kalmış. Demin 1/48 oranında demiştiniz. O doğru. Yani şimdi onu oranlarsanız o çok daha küçük saniye. Bir oran çıkar. 1/48 tabii. saniyeyi 3 yıla bölerseniz bir teori geleceğe gitmek mümkün bir şekilde işte, zamanda bu sıçrama GPS'lerin, yapılabiliyor. GPS'lerin çalıştığı prensip onu hesaba katıyorlar ya. Atom saatleriyle de yaptılar. Başında. Yani bir iki tane atom saati aldılar. Birisini uçağa koyup yukarı çıkarttılar. O da yani. Kaç çok, yıl önce. Yani çok o tabii o şey yapıldı. Deneysel olarak gösterildi bunlar. Yani evet zamanın daha yavaş geçtiği bir yere gidip, deney, daha doğrusu işte, hızlı geçtiği bir yere gidip, kozmik ışınlarla yapıldı ilk geleceğe gözden. Başkalarından daha hızlı ulaşmak, dolayısıyla bir anlamda geleceğe seyahat etmek bu mümkün. Şimdi geçmişe seyahat etmeyi de mümkün kılan uzay zaman geometrilerini matematiksel olarak yazmak mümkün. Ama burada problem genel görelilikten kaynaklanmıyor. Burada problem mantıksal paradokslara girmek problem. Yani evrenimizin paradokslara izin vermeyen bir yer olduğunu genelde düşünüyoruz. Ve zamanda geçmişe gitmek çok çeşitli paradokslara gebe. Yani en basitinden ben... Babanın, evet. Ama sonunda paradokslar işte bizim felsefi
düşüncelerimize aykırı gelenlere ona paradoks diyoruz ama tabiat başka şekilde çalışıyor. Olabilir. Yani ama, genişleyen evren de vaktiyle bir paradoks. Olmayan paradoks üretmek de mümkün. Yani sırf matematiksel, yani bu da onun gibi bir paradoks yani bence. Büyük baba paradoksu. Hocam ama anlatın. Matematikte zaten paradoks karşı var. Karşı çıktığınız noktalar Gödel neler? Gödel teoremi mesela var yani. Yani bence bütün mesele şeyden kaynaklanıyor. Evrenin rasyonel bir görüşü, yani kartezyen bir görüş, bir şeysi, teorisi yapılabilirden kaynaklanıyor. Bence bu yapılamaz. Evet. Yani bu evrenimiz evet, aslında evet, çok derin anlamda alırsanız rasyonel bir evren de değil. Biz ancak parçalarının teorilerini yapıyoruz ve hep gördüğümüz şey bunlar da bölük pörçük oluyor. Tamam, üçünü birleştiriyoruz teorilerin, beşini birleştiriyoruz, büyütüyoruz. Bu sefer aradaki açık, yani genel görelilikle mesela kuantum alan teorisi arasındaki açık bugün... Evet. Çok büyük bir açık. Çünkü kuantum alan teorisi düz uzay zamanda yapılıyor. Düz uzay zamanda yapıldığına göre yanlış. Çünkü kuantum alan teorisinde madde enerji var. Madde enerjinin evreni eğilmesi lazım. Bunu niye hesaba yanlış katmıyoruz? Ancak yaklaşık eksik diyelim. Eksik, yaklaşık olarak katabiliyoruz. Yeterince doğru değil. Yeterince doğru değil. Yanlış, yanlış. Yeterince katamıyoruz. Ondan sonra kuantum alan teorisine göre de genel görelilik yanlış. Çünkü genel görelilik doğruysa kuantum alan teorisi diyor ki uzay zamanda eğrilikler alır başını gider. Siz bunları sonunu yapamazsınız. Her şey böyle kıvrılır birbirinin üstüne. Sonsuz eğrilikler olur ve o da bizim ama başımıza dert açar. Bunları ya evlendirecekler ya da onların evli olduğu bambaşka bir kuram ortaya çıkacak. Bunları evet, içine bunu alacak bunu, belli bunu, evet, limitlerde. Evet, bunu hep diyoruz ama o da başka şeyle çelişecek. Çünkü hiçbir zaman tarihte fiziğin tüm kuramlarının içine alan tutarlı bir her şeyin kuramı, hani deniliyor ya her şeyin evet, kuramı, hiçbir zaman olmadı ve ben hiçbir zaman olacağına da inanmıyorum. Hawking o öyle, yapamaz mı buna? Hawking yapamaz. Öyle bir şey varsa ancak onu Tanrı biliyor ve zaten bizim gözlerimizi boyamış durumda yapamasınlar diye yapamıyoruz. Hmm. Yani tarih bunu gösteriyor. Ben ne diyeyim? Şurada şöyle bir şey okumuştum hatta. Diyor ki bir miktar enerji bulamayan bir solucan deliğinin içe çökerek bir kara delik oluşturma ihtimali var. Bir noktada diyor ki genel görelilikte diyor evren bir şekilde meseleyi kara deliğe dönüştürerek bir noktaya ulaşmanızı engeller diyor yani. Sizin dediğinize gelmiş ama tam olarak metni bulamadım. İbrahim'ciğim senin son makalen işte. Cosmic Censorship Principle. Engeller de diyor. Yok o. Tamam ben onu bulduğum vakit eyvah, söyleyeceğim. Şimdi bunu evrenin evet, yani özünde bu, var diyorsunuz evet, yani. Evet, kozmik sansürleme ilkesi denen bir ilke var. Bu aslında bir ilke değil de yani yine işte fizikçilerin ilke olabileceğini söyledikleri bir şey. Matematikçiler sanı diyorlar galiba şeye konacak şere. Sanı. Ha, öyle sanıyorsun yani. Evet. İspatlamak yok. Şunu söylüyor işte hocam. Evrenin bir kara delik yaparak bir zaman makinesi yapmayı engelliyor olması makul bir olasılık olarak gözüküyor. Yani sizin söylediğiniz bu, kozmik sansürleme bu olmalı yok, herhalde. Bu chronology protection konacak şere. O başka evet, konu. İş çok teknikleşmeye başladı. O başka sansür. Evet evet öyle evet, oldu. Şimdi zamanda yani yolculuk. Evet yani şeyin yani o bahsetti. Yani bu işte zamanda yolculuk, zaman makinesi falan işte böyle paradokslar oluşturuyor. Çeşitli paradokslar. Bu paradoksların işte evren rasyonel bir yerdir. Bu paradoksların olmaması lazımdır. Ondan sonra bu işin mekanizması nedir? O sizin söylediğiniz işte bu mekanizmalardan birisi. Siz bir zaman makinesi şimdi yapmaya çalışırsanız kara delik yaparsınız. İş yine diyor. Şöyle evet, efeye ama geliyor. Yani o da, bunlar şöyle hepsi, bir şey. Eğer uzay zaman hakikaten eğriyse, uzay zaman hakikaten eğriyse hakikaten zamanda geri gitmek de mümkün. Her şeyi yapmak mümkün. Mesela orada bir tane kozmik sicimin etrafından dolaşarak zamanda geri gitmek mümkün. Kendi başlangıcına gitmek mümkün. O teorilerden bir tanesi evet, değil mi? Evet, bu teorilerden bir tanesi. Ama burada tabii bütün mesele, şimdi biz Einstein görelilik teorisi için diyoruz ki bu eğri uzay zamanda bir teoridir. Çünkü en basit matematiksel yorumu bu. Evet. Fakat bunun çok daha karışık matematiksel yorumları olabilir. Ve uzay zaman hakikaten bugünkü genel görelilik anlamında anladığımız anlamda eğri olmayabilir. Ve bu çeşit şeyler öyle bir teoride engellenebilir. Bu mümkün tabii bunu söyleyemiyoruz ama bunu ancak zaman gösterecek. Daha böyle teoriyi deniyoruz ama yapamadık.
İbrahim de yapamadı, ben de yapamadım. Şimdi ama şey, deniyoruz. Şeyi de mesela büyük patlama lafı ediyoruz. Ama büyük patlama eğer hakikaten bir sıfır zamanı diye bir şeyi söylüyorsa, o sıfır zamanından işte kabaca 10 üzeri eksi 43 saniye geçene kadar ne oluyor, nasıl oluyor hakkında hiçbir fikrimiz yok. Hatta bildiğimiz fizik yasalarının orada geçerli olup olmadığını da bilmiyoruz. O arada bir 10 üzeri eksi 43 saniye. Çok bildiklerimizin geçerli olmadığını biliyoruz. Olmadığını biliyoruz. Yani ama o zaman bir fizik yasası var mıydı, yok var muydu, onu da bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Yani öyle 10 üzeri eksi 43 saniye çok küçük bir süre o ama... O da evrenin başının önemli. Sansürü. İşte bu sansürleme meselesi o. Evrenin başında bir sansür var. Kara delikte bir sansür var. Ne zaman böyle evrende ilginç bir yerlere gitmeye çalışsak... Fizikçi olarak oralarda bir sansür var. Sansür. Daha onu kıramamış durumdayız. Benim bu büyük patlamayla ilgili şöyle bir benzetmem var. Yani şey düşünelim. Mesela bir dağa tırmanıyoruz, tamam mı? Böyle bir konik gibi gözüken bir dağ olsun. Ama zirvesi bulutlar içinde, göremiyorsunuz. Tamam mı? Siz şimdi tırmanıyorsunuz ya da bakıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki ya bu bunun işte böyle gidiyor. Bu burada bir yerde şey olması lazım, bir tepesi olması lazım, sivri bir tepesi olması lazım. Diyorsunuz. Bekliyorsun yani olması, beklenti ama o. Göremiyorsunuz, orası bulutlar içerisinde. Ve diyelim ki orada bir sizin gitmenizi de engelleyen bir engel olduğunu düşünelim. Yani siz bu dağın zirvesinden bahsediyorsunuz ama onu hiçbir zaman görmediniz. Yani şu koninin böyle şu yapısına bakıyorsunuz. Burada bunun da şurada bir zirvesi olması lazım diyorsunuz. Bu şey de böyle, büyük patlama da böyle. Yani evrenin geçmişine bakıyoruz. Şuraya kadar görüyoruz. Buradan gerisini göremiyoruz. Ama diyoruz ki bu böyle devam ediyorsa burada bir noktada sıfırlanması lazım diyoruz. Ama belki de sıfırlanmıyor. Belki o bulutun içinde böyle bir şey gökyüzüne doğru gidiyor bir kule şeklinde belki. Mesela o dağı da bilemezsiniz. Belki yok bir zirvesi. Gökyüzüne doğru sonsuz bir kule gidiyor mesela. Biz sadece bunu olasılıklarla hesaplıyoruz. Olasılık böyle değil. Olasılık değil. Gördüğümüz kadarının dan yürüttüğümüz tahmin. Yani matematikte ekstrapolasyon deniyor ona. Tamam, anladım. Şimdi anladım, oturdu. Burada merak edilen bir şey vardı. Siz de biraz önce gidiyordunuz ama laf karıştı. Bu geçmişe yolculukta bazı paradokslar çıkıyor karşımıza dediniz. Mesela tabii, büyük baba paradoksu. Bunu izah etmenizi... Ben benim babam 1939 doğumlu. Ben şimdi gidip 1942 yılına gidip orada kazara babamı öldürdüm diyelim. Ondan sonra ne olacak? Yani ben doğmayacak mıyım? Doğmadıysam ben nasıl geri gidip babamı öldürdüm? Yani bir işte böyle bir paradoks çıkıyor. Doğumu öldürdüysem nasıl bunlar, var olacağım? Evet. Varsam evet, hani... Ama bence bunlar bilimsel paradoks değil, bunlar insani paradoks. Biz hep böyle çok bencil varlıklarız. Hep kendimizi düşünüyoruz, hep insan. Halbuki düşünün ki koskoca evrenin insan ne kadar küçük bir parçası. Yani geri gitsen babanı öldürsen ne olur, öldürmesen ne olur? Evren bildiği gibi gidecek. Peki, yani bu şey bizim kendi bir mantığımız var tabii. Var bize onu yani. Kendi mantığımızın dışında olan bir mantık sanki yokmuş gibi geliyor. Aslında tabii kuantum mekaniği bunu bir kere yıktı. Yani bizim o belirleyici mantığımızın dışında da bir mantık var. Dolayısıyla bizim de bu işte paradoks dediğimiz şeylerin dışında da bir mantık var ama şu anda daha bulabilmiş değiliz. Metin, İbrahim şunu sorayım. Şimdi şöyle bir çözüm var mı? Zamanda geriye gitmek ancak geldiğin yoldan olur. Şöyle söyleyeyim. O zaman babanı öldürmek diye bir şey olabilemez. Yok, öyle değil. Yok. O zaman öyle değil, hayır. Şimdi şöyle. Yani mesela kozmik cismi... Yani var mı öyle bir... Kozmik sicimin etrafında dolaşınca yani... Çözümleri kısıtlıyorsunuz. Hani olsa yani, olsa yok. Hikayesi yani şöyle, öyle olabilir mi? Peki şöyle açıklayayım. Şimdi zamanda geriye dönmeyi gösteren çözümler üretmek gayet mümkün. Ama bunlar hep şey oluyor... dairesel oluyor ve iradeyi yok ediyor. Yani irade... İşte o da yine insanların evet, bir şeysi. Evet, o da insanın bir şey. Ama yani şimdi bizim genelde varsaydığımız şöyle bir şey var. Yani ben
şu veya bu şekilde şimdiki zaman hakkındaki her şeyi bilirsem, o zaman ben buradan geleceği öngörebilirim. Yanlış. Ve efendim? Yanlış. Tamam. Şimdi yani kuantum fiziğine göre yanlış. O zaman hayır, ne yok oluyor? Şey, ölçme yoksa onu da yine yapabilirsin. Schrödinger denklemi de deterministik bir denklem. Yani hocam biraz yani, evet biraz şey olduk ama her şeyi bilmek biraz. İçin sıfır hatayla bilmen doğru. Lazım. Sıfır hatayla bilebilirsin. Bilemezsin. Yani hem şey, hızını hem yerini bilemezsin ki. Klasik determinizmi bozuyor. Yani evet. Zamanda geriye gitmek. Yani bu şeyin, bu demin bahsettiğim paradokstan çıkmanın iki yolu var. Birincisi bu bir hani eskilerin deyimiyle fasit daire oluşturması lazım. Yani yeniler kısır döngü diyor. Ben geriye gittiğim zaman, evet kısır döngü. Ben geriye gittiğim zaman babamı öldürememem lazım. Bu şeyde Back to the Future filminde, Geleceğe Dönüş filmindeki işlenen şey oydu. Yani o geçmişte öyle bir şey yaptı ki günümüz şey oldu. Ya da daha iyi bir örnek Terminator filmindeki olay. Yani şeyin gelecekten geriye gelen adam... geçmişe yolculuk yapan adam ilerideki şeyin Önder'in doğmasına vesile oldu. Evet. Yani tamamen daire kapandı. Ama şimdi öyle bir durumda artık yani kader tamamen belirlenmiş. Sizin elinizde hiçbir şey yok demek bu. Şimdi bu bir çıkış. Ama bunun o rahatsız edici tarafı var. İkinci çıkış da ben geriye gidip babamı öldürürsem ondan sonra alternatif bir evrene artık oradan dallanma olur. Evet, ben de onu söylemeye çalışıyorum. Yani evet, babamın ölmemiş olma ihtimalinde ben doğuyorum ve ben bu evrende varım. Ama diğer tarafı babamı öldürürsem ikinci bir evrende ben yokum. Hayır. Öyle değil ikinci mi? İkinci evrende öteki evrenden geriye gelmiş olan ben varım ayrıca. Ha bir daha geri gidemiyorum zaten. Aynı evrene değil, başka bir evrene gidiyorsun. Evet. Baban orada yok, i̇şte, öldüremiyorsun. İşte paralel evrenler. Hayır. Hem babam var, hem babam var, hem de gelecekten geriye dönmüş olan ve yetişkin olan ben varım. Ama çocuk olan ben yok. Anladın mı? Fringe babanı öldürebilirsin. Orada da öyle yapmışlardı. O zaman hem baban tabii. Da varsa öldürebilirsin. Tabii. Yani evet, sonuçta öldürmek için gitti. Ama senin kozalitende baban var. Sen nasıl doğdun? Ha, işte babamın beni doğurttuğu bir evren var. Bu tarafta da babamın öldüğü, benim ama buradan gelmiş olarak yaşama devam ettiğim bir evren var. Bu evrende de ben hala varlığımı sürdürmüyorum ama bittim. Orada da ben yokum artık. Burada varım var. Buradan geldim. Baban ikisinde de mi var? Hayır, babam bu tarafta baba, yok. Baba o tarafta öldürdü ama ben nasıl hem ikisinde de oldum peki o zaman? Ben buradan geri geçtim. Yani sen nasıl oldun? Efendim? Sen nasıl oldun? Ben bu evrende oldum. Bu evrende oldum, oradan buraya atladım. Baban oraya nasıl atladın? Tamam, o zaman bu evrende yokum artık. Ben diye bir şey yok tabii aslında. Hmm. Ben yok, bütün bunların yani... çok basit, hepsinin çok basit çözümü var. Yani biz baştan bir takım... Ben diye bir şey yok yani. Yani bir sürü metin olabilir. Ama. Ben olabilir. Metinle İbrahim arasında yani sonsuz tane kişi. Yani şimdi ben burada kuantum mekaniğine bağlarsan değil tabii, mi? Bu... Oradaki her şey olabilir. Çoklu evrenler. Ama direkt o zaten. Direkt o zaten. Yani yani çoklu evrenler teorisini eğer gerçekse o da bir çıkış yolu. Ama yani ben... Yani çok o fazla... bir nevi kütle çekimiyle kuantum mekaniğinin ama ben bu gibi bir durum... değil, o değil, o değil. Yani şimdi bir dakika, kütle çekimiyle kuantum mekaniğini birleştirmeyelim. Bu, bu iki çıkış yolu da benim hoşuma gitmiyor. Yani ben bunların doğru olmadığını düşünüyorum diyeyim. Ya da düşünüyorum derken hani hoşuma gitmiyor. Yani bir ispatım falan yok. Yani ben zaman makinesinin imkansız olduğunu düşünüyorum. Niye imkansız? İşte bu paradokslara yol açtığı için. Bu paradokslardan dolayı. Peki hocam nasıl imkanlı bulmuşlar? Yani şöyle olursa imkanlı olur, böyle olursa gidebilir. Size mesela mantığınıza uymayan, hayır işte paradokslara yol açıyor ama teknik olarak mümkün olmayan şeyler neler? Yani teoride evet var sonuçta. O çok teknik olurdu. Ha, çok teknik olur. Şimdi bakın. Teoriler diyoruz, bütün bunları yapıyoruz fakat teorilerin en iyisinde bile şu anda bilemediğimiz bir şey var. Bunlarda bir takım sayılar var, en az 3 sayı. 3 mü, 4 mü? Neyse. Bu sayıları biz ölçerek buluyoruz. O sayıların niçin o kadar olduklarını bilmiyoruz.
Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli. Yani ışık hızı niçin o kadar? Elektronun yükü niçin o kadar? Bilmiyoruz. Sebebi belli değil. Kütle ama çekimi sabiti niçin o kadar? Hayır hayır, ışık hızı o kadar, o belli. Ben niye bu kadarım? Abi bir dakika. Yani bir niye benim kalbim bir saniyede atıyor? Niye benim boyum bir metre? Çünkü ışık... metre saniyeyi ben tanımlıyorum. Sen tanımlıyorsun. Ondan sonra o kadar metre bölü saniye ışığı acayipmiş gibi bir şey bakıyorum. Halbuki öyle değil. Acayip olan benim. Işık çok normal bak, yani. Acayiplik normallik değil. Birimleri niçin tanımlayan ışık hızı? Niçin ışık hızı, niçin kütle çekim sabiti, niçin Planck sabiti o kadar? Onların niçin o kadar olduklarını da, yani tam bir kuram varsa eğer, o sayıları da vermesi lazım bize. O sayıları da beraber vermeyen bir kuramın hiçbir zaman tam olması mümkün değil. Bu çok önemli. Şimdi buradan... Paralel evrenlere geçmiştik aslında biraz önce ama onunla ilgili çok fazla soru geldi. Merak edilen şu, çok da net olmadı biraz önce. Yani buna kaç tane önce, sonsuz tane olması öngörülüyor. Ama siz dediniz ki ben böyle bir şey olduğuna ihtimal vermiyorum. Şimdi paralel evren derken iki farklı paralel evren kavramı var. Hı. Birincisi bu anahtar kelime burada Everett diye bir adam, 2T ile yazılıyor. Onun öngördüğü, yani tamamen kuantum mekaniksel işte olasılıklar ölçme problemi filan, işte birbirine paralel farklı olasılıkların olabileceği evrenler filan şeklinde düşünmüş. Bir de daha modern şeylerde ne diyeyim, alan teorilerinde işte uzay zamanın dörtten fazla boyutlarının olabileceği söyleniyor. İşte sicim teorilerinde bu 26'ya kadar çıkıyor. Hatta hocam siz daha iyi biliyorsunuz 11 ve 26 boyutlarda matematiksel olarak en mantıklı oluyormuş. İşte bu yani gerçekten bu ekstra boyutlarda işte şurada burası bizim evrenimize karşılık gelen düzlem. Burada da paralel başka bir evren var. Ancak şimdi bu ilk bahsettiğim kuantum mekaniksel paralellikte o diğer evrenler de bizim evrenimizin işte farklı bir kopyaları. Demin bahsettiğim şey gibi ben şu anda ne bileyim bir şey yapıyorum. O beni bir evrene gönderiyor bir dallanma olarak. Burada potansiyel başka bir evren var. Bunu ben başka bir yapsam yani iki evrende de birer paralel ben varım vesaire. Ama bu diğer bahsettiğim sicim teorisinin veya ekstra boyutlu teorilerin söylediği yani buradaki bizim evrenimizle buradaki evren arasında çok fazla bir ilişki yok. Burada farklı fizik kuralları falan geçerli olabilir. Ama bir de zamanla bu iki evren şu şekilde bir şekilde kesişip bu da daha başka olaylara yol açabilir. İşte bunlara işte zar evren falan filan deniyor. Yani bu iki paralel evren dediğimiz zaman iki farklı şey var, iki farklı kavramlar grubu var. Hep bir zar örneği gösterilir. Böyle hani bir zar attık, üç geldi. Yok, o anlamda zar değil bu. Hani şunun yüzey bir zar olması, zar. Bir düzlem. Hayır, onu anladım. Şimdi başka bir mesele gidiyorum. Orayı kapattık, onu açıkladınız. O olasılık. Ha, o olasılıktan zar. Üzeri. Ben şimdi ondan bahsediyorum. Bir şeyin gerçekleşmesi için mesela bir zar attığım vakit altı olasılık var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı gelecek. Evet. Bunun gibi. Şimdi ben bu hayatta her yol ayrımında basit indirgemek için söylüyorum. Karşıma üç olasılık çıktı diyelim. Evet. Bir yol ayrımı işle, eşle Ahmet, ya da başka Mehmet, bir şeyle ilgili. Üç olasılık çıktı. Ben buradan sağdan gittim. Diğerinde diyor ki ortadan gittin, öbüründe soldan gittin. Karşına çıkabilecek bütün olasılıkları yaşadığın evrenler var. Evet. Bu çok çarpıcı geldi bana. O zaman dedim ki hangisi gerçek? Burada gerçeklik tanımını da sorgulamak lazım. Oradaki Cansu'ya sorarsan onun yaşadığı gerçek. Ben burada benimkinin aynen gerçek öyle olduğunu söylerim. Aynen öyle. Dolayısıyla yani gerçeklik kavramı de bağlı bir şey. Yani gerçeklik kavramı tamamıyla bizim günlük, şimdi bizim kuantum mekaniğinde falan en büyük zorlandığımız nokta dil. Çünkü dilimiz algıladığımız çevrenin etkisiyle oluşuyor. Evet, bu çok önemli bir şey. Yani bizim dilimiz, hatta belli bir şeyde seviyede ürettiğimiz matematik bile bizim şu etraftaki fiziksel dünyadan, yani insani dünyadan etkilenerek ürettiğimiz şeyler. Onun için fizik teorileri yaparken zorlanıyoruz. Yetmiyor yani.
Zaman zaman bunun dışına çıkabiliyoruz işte matematik olarak çıktık. Mesela işte eğri uzay zaman dedik. Tamam nasıl eğri? İşte bir kürenin yüzeyi nasıl eğriyse, kürenin yüzeyi iki boyutlu, işte balon, hani nerede balonumuzu getirmedik. Uzay zamanda dört boyutlu ve aynı zamanda eğri. Ondan sonra burada hesap yapabildik. Bu hesapların sonucunda dedik ki işte bak şunu ölçersen şöyle bulursun, onu da yaptık. Dolayısıyla çok yine çok bir yere geldik ama bence hep şu var. Ya kardeşim işte tüm dünyanın sırrını keşfetmek üzereydim ki yapamadım ama öyle değil. Daha yapacağımız ben çok şey olduğuna inanıyorum. Yani bizim bulduğumuz teoriler daha buzdağının tepesi daha ancak bulduk. Kim ve o? onu da işte ancak Rönesans'tan beri tıklamaya başladık. Düşünün ki insanlar 20 bin sene hiç bunlardan haberdar olmadan yaşamışlar. Kimdi o? Sokrates miydi? Tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğim. Aynen o şekilde. Sizin hocam burada olasılıklar ve farklı evrenlerde farklı şeylerin her olasılığın yaşanmış olmasıyla ilgili düşünceniz nedir? Hocam uykunuz mu geldi? Yok yok yok. öyle değil. Yani şimdi bu düşünüyorsun. Pek aksi gösterilemez bir şey. Yani benzer bir sürü iddiada bulunabilirim. Yani bana hiç kimse ne bileyim ben cinlerin var olmadığını ispat edemez. Olduğunu da sen ispat edemezsin. Oldum, yani, sadece bununla işte yani muhatap ben, olmuş, bununla uğraşmış ya da etkisini hayır, görmüş hayır, birisini ispat... Hayır, şimdi sizin tamam dediniz ki işte... Ama o da ispatlayamaz, sadece emin olun. Üç tane olur. Yol var dediniz. İşte Ahmet, Mehmet, Hasan. Ben işte Ahmet'le evlendim. Ama işte Mehmet'le ya da Hasan'la da evlenebilirdim. Yani sizin adınıza konuşuyorum tabii. Şimdi kimse kendi adına konuşuyor zaten. Herkes Cansu adına konuşuyor zaten. Siz Ahmet'le evlendiyseniz efendim işte sizin Mehmet'le ya da Hasan'la evlendiğiniz paralel bir evren varmış ya da yokmuş. Bunun size hiçbir etkisi yok ki. Dolayısıyla yani ben bunun hakkında konuşmak ne kadar anlamlıdır emin değilim. O yüzden çalışmıyorsunuz galiba yani sizin konuyu hocam. Yani bu şeyin hani... Şey tamam. Gördüm size bunun bana ne faydası olacak ben, yahu? Ben, çalışmayacağım ben bunu. Kara deliklere dalmaya devam edeyim gibi. O değil yani fazla metafizik geldi. Yani... Doğru. Ama evet, çok mümkün gözüküyor. Yani... Bilmiyorum tamam, ama hani yani bu beni etkilemiyor. Yani... Carl Sagan'ın sözü müydü o? Evrende yalnızsak eğer işte bu büyük tamam, bir yer israf olmaz tamam, mıydı? Tamam ama çok iki farklı iki şeyden bahsediyoruz. Ya evet yani, tabii başka canlılar şey olamayacak, devreye giriyordu ama. Yani hiçbir zaman hiçbir etkisini göremeyeceğim bir şeyin varlığından bahsetmek ne kadar anlamlı emin değilim. Ama belki işte şimdi bilim kurgu filmleri, diziler biraz önce de bahsetmiştim. Fringe denen dizide Dr. Bishop kendi çocuğu öldü. Yandaki evrene geçti, paralel evrene ve oradaki yani çocuğu aldı. Muadilinin çocuğunu aldı mesela. Yani muadili ne yaptı? Ne yaptı? Yani. Bir dakika. Ne yaptı ben görmedim bilmiyorum. Hayatını o evrene işte geçip çocuğunu kurtarmaya adadı vesaire. Anladım işte da. Çok yani güzel bir filmdi hocam. Çediziye tavsiye muadili ederim. Muadili kim? Aynısı. Doktor Bishop'un aynısı ama orada savunma bakanı. Doktor Bishop orada bilim insanı. İkisi orada kaynaştı mı? Yani çocuğunu nasıl aldı diyorsun. Gitti onun çocuğunu. O ne yaptı? Verdi mi çocuğu ona? Hayır güle kaçırdı. Güle o çocuğunu kaçırdı. Sonra... Ha. O evrene gidiş yolunu aradı. Kapı gitti. Buldular vesaire. Geri çok gitti. Ama çok harika peki, şeyler orada var. Yani programa da bazen konuyu ararken şimdi, yararlanıyoruz. İşte fazla kurgu. Neyse yani herhalde bir heyecan verici tarafı vardı. Peki yani solucan delikleriyle bunun ne ilgisi var? Solucan deliklerinin de işte evrenler arası geçişi sağladığını söylüyor. Ama siz solucan deliklerinin varlığına inanıyorsunuz. Mümkün diyorsunuz değil mi? Ondan da çok emin değilim. Ama biraz çünkü önce dediniz ki, şimdi, şöyle bir çok özür dilerim, şöyle bir cümlenizi ben yakaladım ya da yanlış anlamışsam lütfen düzelt. Solucan demediniz, hayır. Kara delik dediniz, geri dönse de kara delikten çıkabilir mi bir insan dedim. Başka geri, evrene geçer. Başka, başka, evrene başka bir evrene evet, geçer tamam dediniz. O zaman bir başka evren olma ihtimali size göre çok zayıf değil. Ha bakın o ben Everett türü evrenlerden bahsetmenin anlamsız olduğunu düşünüyorum dedim. Bu bahsettiğim işte şeyde ikinci tür hani işte uzayda bir başka bir boyutta yani
paralel başka bir düzlem şeklinde bir evren olması. Oraya bir geçiş gösteren ve içinde mantıksal paradokslar barındırmayan geçitler ihtiva eden kara delik çözümleri var. Şunu sorayım. Yani bunlar, bu düzlemler, kolay konuşmak için söylüyorum, bir ortak uzay diyeceğim ya, başka ne diyeceğimi bilemiyorum. Manifold uzay mu diyeyim bilemiyorum. Yok, teknikte ortak bir uzayı var mı hepsinin bunların? Olabilir. Onun tekrarı mümkün mü? Hocam çok derinlere daldınız. İbrahim Hoca'yı çok düşündürdük. Yok, yani sohbet gittikçe koyulaşıyor aslında. Vallahi biz de kendimizi kaptırıp gidiyoruz. Ama benim yani bildiğim bir şey var. Belli saatten sonra ben bir şeye dönüşüyorum ve neye dönüşeceğimi de bilmiyorum. Yani bal kabağı mı, vampir mi, bir şey. Az kaldı hocam. 10 dakikamız kaldı. Dayanın yani. Solucan delikleriyle ilgili sizin fikirleriniz. Yani şimdi solucan delikleri kara deliklerden farklı bir şey. Hı hı. Kara deliklerde tabii uzayla zamanın birbiriyle interaksiyonu var. Ama normal bir solucan dediğimiz sadece uzayda bir delik olarak düşünebiliriz. Şimdi uzay zamanın eğri olabilmesi demek her şeyin mümkün olduğu anlamına gelmiyor. Mesela Einstein teorisine göre işte Einstein'ın denklemini sağlaması lazım. Einstein bir denklem yazmış, demiş ki yani uzay zaman eğrilir ama benim denklemime uyacak şekilde eğrilir. Yani enerji madde uzay zamanı nasıl eğriltir? Bu denkleme göre bakarsak solucan deliği yok. Ama biz diyoruz ki bu denklem değişebilir, modifikasyonları olabilir, bir şeyler olabilir, solucan deliği olabilir diyoruz. Yani olamaz diyemiyoruz. Ama yani fizik aslında böyle bir makul fizik var. Yani şöyle, siz teori yaptınız, ondan sonra teoriden daima ölçülebilecek sonuçlar çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bunlar ölçülüyor ve işte mesela GPS örneğinde olduğu gibi kullanılabiliyor ve mesela işte genel görelilikle ilgili değil de başka fizik dallarıyla olduğu gibi mesela ben cep telefonuma sığdırabiliyorum koskoca bir bilgisayarı. Yani ben doktoramı yaparken böyle koca oda dolusu alan bilgisayarlar şimdi bir cep telefonuna sığıyor tabii. Bu müthiş bir şey. Bu onun kaç katı? Ha, kaç katı tabii. İçine sığan o senin öğrenciyken bilgisayarın kaç katı? Evet. Ki o bilgisayar bu oda kadardı. Evet. Yani dolayısıyla... Hocam siz o kadar bunlar... eski değilsiniz ya. Yok bu, ben yani çok... Bu iş o kadar genç. Hızlı. Evet. Pekala, şimdi solucan deliklerinde peki... Orada da şöyle bir şey, yine böyle günümüzü indirgemek için söylüyorum. Teknik konuşmak illaki lazım ama... Biz solucan deliklerini aslında nerede gördük? İşte Carl Sagan'ın işte yazdığı Kozmos'dan etkilenen bir film yapılmıştı. Orada solucan deliğinden geçiyor kız... Kozmos'tan değil, Kontakt. Kontakt, pardon. Kitabının adı Kozmos'du. Carl Sagan'ın. Kontakt'ta da vardı. Hocam onu bir anlatır mısınız? Yani burada öngörülen, doğru ya da yanlış, öngörülen şey ne? Nasıl bir geçiş? Nereye bir geçiş? Hız nasıl? Orada zaman nasıl? O nereden nereye geçiyor? Hani bunun bir çok basit bir formülü vardır. Hani iki nokta birleştirir, aradan kalem geçirirler ya. Bu hikaye gibi biraz basitleştirerek bunun ne oldu? Tahmin ediliyor. Yani kuram nedir? Peki madem öyle şey yaptınız. İşte bu bizim evrenimizi gösteren bir düzlem olsun. İşte bu aslında diğer boyutta bu şöyle bir şeydir de şuradan şuraya burada bir geçit vardır. Şey fikri, solucan deliği fikrini kabaca anlatmak gerekirse bu. Yani normalde şuradan çok uzun sürecek olan bir yolu siz şuradan bir kestirme bir yer vardır. Bu kestirme yola solucan deliği dersiniz. Şimdi böyle şeyler gerçekte var mı yok mu bilemiyoruz. Ama yine bunları ihtiva eden matematiksel çözümler yazmak mümkün. Beni rahatsız eden tarafı bunun... bazı yani bu solucan deliklerini de kategorize etmek mümkün. Bazı solucan delikleri zaman makinesine eşdeğer oluyor. Yani böyle şimdi, o yani bu tarif ettiğin nota bu kadar yolu
Evet. Bu kestirmeden gidiyorsun ya. Bir nevi zaman makinesi. Yani öyle. Yani şimdi göremeyeceğim bazı teknik sebeplerden dolayı bazı tür solucan delikleri zaman makinesine eşdeğerdir. Dolayısıyla bence onların olmaması lazım. Ama zaman makinesine eşdeğer olmayan solucan delikleri de nasıl olabilir. Olmaması lazım? Bir dakika, şimdi ben bunu anlamadım. Şimdi çünkü ben demin dedim ya zaman makinesinin var olmaması gerektiğine inanıyorum ben evet. diye. O zaman bu zaman makinesine eşdeğer olan solucan delikleri de var direkt olmamalı. Çürük bunlar diyorsunuz. Hani bu teori olmaması lazım. Şimdi teori derken... Gerçekleşmemesi lazım. Yani şimdi biz şey yapıyoruz. Fiziksel işte olayları, fenomenleri açıklayan teoriler yazıyoruz. Ama işte bu teorilerin birden fazla çözümü olabiliyor. Ondan sonra ve doğa bunların hepsini gerçeklemeyebiliyor. Yani bunlar herhalde gerçeklenmeyen çözümlerdir diyorum. Yani bu şey gibi, ne bileyim ben, havaya attığınız bir cismin yere düşme zamanını hesaplamak için bir denklem yazdığınız zaman bu denklemin bir de negatif çözümü çıkar. Yani o negatif çözümü anlamsızdır. Bunun gibi anlamsız, anlamsızdır derken belli bir bağlamda anlamsız. Yani ona o negatif çözümü anlam vermek için ekstra bir bağlam yaratmanız gerekir. Bunun gibi genel göreliliğin sanıyorum anlamsız olan ya da doğa tarafından gerçeklenmeyen çözümleri de var. Ve bu zaman makinesine eşdeğer olanlar bu tür çözümlerdir diye düşünüyorum. Aslında bunun kuantumla şöyle bir ilgisi var. Şimdi genel görelilikte dedik, işte uzay zamanın eğriliğini ve Einstein denklemleri uzay zamanın eğriliğini maddeyle arasında bağlantı kuran denklemlerdir dedik. Şimdi dolayısıyla bir tarafta uzay zamanın eğriliği var, bir tarafta maddenin özellikleri var. Ama maddenin özelliklerini kuantum belirliyor zaten. Ve bunlar genel görelilikliğin dışındaki şeyler. Yani en azından şu anda dışında gibi gözüküyor. Yani sonuçta ne kadar istemesek de ya da istemesek demeyeyim. Şu anda gözükmüyor gibi görünse de aslında genel görelilikliğin temelde kuantumla bir bağlantısı olmak zorunda. Çünkü Einstein denklemlerinde yani uzay zamanının eğriliğini belirleyen şey madde, maddenin özelliğini belirleyen şeyler de kuantum. Dolayısıyla kaynaşmaları lazım. Kaynaşmaları. Yine hocam sizin dediğinize çıkacağız. Bir yerde lazım. Evlenecekler yani. Yahut da. Dolayısıyla eğer kuantumda. İkisinden de geniş bir şey içinde olacaklar. Dolayısıyla kuantumda bir yerlerde mesela şey olabilir. İşte bu demin bahsettiğim zaman makinesine eşdeğer çözümleri dışlayacak bir özellikler olabilir. Evet. Ya da olmalı. Radyoaktiflikle elektrik. Apayrı iki şeydi. Sonra birileri bunların ikisinin ortak bir şeyin parçaları olduğunu gösterdi. Bunun gibi bir şey olabilir ya da ikisini de kapsayan bir başka teori geliştirilecek dediniz. Pekala, teşekkür ediyorum ayrı ayrı geldiğiniz için. Sağ olun. Mehmet Akif'i sormayacaksın mı? Onu soracaktın değil mi? Çok daha az vaktim var. Sadece 2 dakikam var. Yeter mi hocam? Tabii. Einstein'ın Mehmet Akif Ersoy'la bir bağlantısı varmış. Ben internetten bulamadım. Hocam da dedi ki söylemeyeceğim, yayında sor, anlatacağım. Buyurun. Evet, Safahat'ın Asım adlı bölümünde 1919'da yazmış Einstein bunu. Şöyle bir şey, şimdi biraz dili ağır gelecek, katlanacağız. Bir takım gençler Avrupa'ya okumaya gidiyorlar. Onlara nasihat ediyor. Gidin pozitif ilim, müsbet ilim okuyun. Ve devam. Yarının ilmi nedir halbuki? Gayet müthiş. Maddenin kudret-i zerriyesi uğraştığı iş. Yani taneciklerinin vereceği enerji, güç. O yaman kudrete hakim olabilsem diyerek... Sarf edip durmada birçok kafa, binlerce emek. Ona yükseldi mi artık değişir ruhi zemin. Zemin yeter. Çünkü bir damla kömürden edecekler temin. Öyle milyonla değil, namütenahi, sonsuz kudret, enerji. Yani bu işte kütlenin enerjiye dönüşmesi... ni öğrenmiş 1914'te Almanya'da bulunmuş. Orada görelilik hakkında fikir sahibi olmuş. Çünkü biliyor genel olarak
fen bilimleriyle ilgisi var. Baytar çünkü, veteriner. Evet. Anlıyor, anlamış ve bunu kitabına yazmış. Çok teşekkürler paylaştığınız için. Katıldığınız için de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu programın devamı gelecek çünkü birçok bilim insanı var. Bilim tarihini yapacağız, bir seriye dönüştüreceğiz dedik. Merak ettiklerinizi de özellikle konuşmamızı istediğiniz bilim insanlarını da orada tartışmaya açacağız. Konuşmaya açacağız daha doğrusu. Biz bu programı niye yaptık, nereden yola çıktık doğru bir ifadeyle? Bilim ve Gelecek dergisi 100. yılında genel görelilik ve Einstein kapak yaptı. Biz de 100. yılında genel görelilik neyi ifade ediyor, bilime nasıl ışık tuttu bunu masaya yatırmak istedik. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Salı günü tekrar görüşeceğiz. İbrahim, senin...